Betamax Video Gerçek Aksiyon programında bu hafta yine Sergio Leone ve Spaghetti Western filmleri üzerine konuşacağız. Geçen bölümden aslında devam ediyoruz. O kaldığımız bölümden, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Kaan Ayhan'la beraber. Hoş geldin Merhaba Kaan. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi bir soru sormak istiyorum sana ben. Evet. Burada. Keoma filmi hakkında ne düşünüyorsun? Yani fikrin ne? Keoma, Franco Nero'nun 1976 yılında çekmiş olduğu Spaghetti Western filmi. Evet. Ben Franco Nero'nun en sağlam filmi diye düşünüyorum. Benim için evet, yani. En sağlam filmlerden, bestemlerinden evet, bir tanesi. Evet, en sağlam filmlerinden biridir evet. Franco Nero'nun. Orada bir melez karakteri canlandırıyor biliyorsun. Evet. Çok zor şartlarda, zor hayat şartlarında yaşamış. Evet. Tam kendi kendine yetiştirmiş bir savaşçı. O da evet. Keoma karakteri. Yarı apaçı, yarı beyaz sanırım. Öyle melez bir karakter. Evet, annesi şey, evet. Yerli. Evet, aynen öyle. Kardeşleri, hatta kardeş tarafından dışlanıyor biliyorsun dışlanıyor, sürekli. Yerli olduğu için. Evet. Franco Nero'nun kahyaları yetiştirmiş onu, öğretmiş. Evet. Yerli şeylerini. Franco Nero'ya çok da yakışmış o rol bence. Evet. O kostüm, o kıyafet, o imaj. Saç onun gerçek farklı. Mi uzun orada? Onun gerçek olduğunu sanmıyorum. Çünkü bayağı bir uzun orada dikkat edersen. Evet, o, o kadar süre içinde, o kadar kısa süre içinde uzatacağını sanmıyorum. Çünkü ondan evet. Bir yıl önce, iki yıl önce falan kısa saçlı filmleri var biliyorsun. Evet. Bu arada Django'daki karakteriyle Keoma'daki karakteri çok farklı. Evet. İki, çok ayrı iki karakter. Yani baktığın zaman o olduğuna inanamayabilirsin. Yani onu çok yakından tanımayan biri o aktörü o olduğuna ihtimal bile vermeyebilir. Çok farklı görünüyor. Django tam bir Spaghetti Western. Spaghetti ve oradaki görünümü de çok farklı. Keoma biraz daha farklı. Tabii Keoma Spaghetti Western. Spaghetti'nin de ötesinde bir şey aslında. Ötesinde bir şey. Evet. Dikkat edersen Spaghetti Western'ler genelde böyle çöl ateşinde geçilir. Tabii. Bunu da ilk başlatan Sergio Leone. Çünkü biliyorsun John Huston filmlerinden çok etkilenmiş o. Tabii. John Wayne'le yaptığı John Huston'un çöllerde geçen filmler. Aynen öyle. Filmlerinden çok etkilenmiş ve o çöl sahnelerini kendi filmlerinde uygulamaya çalışıyor Sergio Leone. Uyguluyor evet. Da daha doğrusu. Evet. Ama kendi tarzında. Tabii tabii. Kesinlikle. Yani alıp da John Huston'un çekim kamera açılarını falan bile kullanmıyor yani. Hayır yok. Onun bir kendi tarzı var. Yani. Yok. Ya oradan görüyor ama hani aynısını yaparsa zaten özgün bir şey olmazdı ve Sergio olmaz. Leone olmazdı aslında. Olmazdı. Tabii o bu işi başlatan, yorumluyor yani aslında kendini. Westernler, bu spagetti westernler Sergio Leone ile başlamadı ama bunu popüler yapan Sergio Leone. Ya kesinlikle dedim ya hani geçen hafta da geçen bölümde de konuştuk bunu, seyircilerimize evet. Anlattık. Sergio Leone bir çığır açtı. Ya spagetti western Sergio Leone'den önce de vardı. Biz öyle kabul ediyoruz Kaan'la evet, beraber. Öyle. Evet ve Sergio Leone bunu sevdirdi ve bir seri olarak artık çekilmesini peki, sağladı dünya üzerinde. Spagetti westernler neden bu kadar Amerikan westernlerinden daha çok sevildi? Hani Amerika'da da güzel westernler neden var. Neden sevildi? Ama spagetti westernler halk tarafından bir fazla sevildi. Yani bir farklı sevildi. Çünkü çok çekici tarafları var Kaan abi. Mesela müzikleri. En başta evet. Filmin müzikleri. Mesela spagetti westernin müzikleri meşhurdur. Evet. Kamera açıları klasik westernden çok farklıdır. Evet. Mesela John Wayne'in filmlerinde yakın planları çok az görürsün. Hep genelde uzak çekimdir, genel plandır. Evet. Ama yakın mesela özellikle ilk göz çirkindeki kadar böyle göze kadar gelecek çekimler, evet. Kameralar yoktur yani onunla bu. Bak. Öyle açılar yok. Yani onlar hepsini bir araya getirdiğin zaman kostümler, tiplemeler, karakterler dahil. Evet. Mesela bilirsin çizgi romanları. Çizgi roman gibi yani. Yani çizgi romandaki çekiciliğin aynısı Spagetti'de de var. Çok iyi yeri var. Şimdi birincisi evet. Amerikan westernlerinde insanlar çok temiz karakterli. Evet. Başları taralı, üzeri sakalları, kesik. Evet. Çölde bile gitse adam yani bir sakal tıraşı olmuş gibi dolanıyor ama İtalyan westernlerinde öyle değil. Ve dediğin gibi o çizgi romanları çok iyi yansıtmışlar. Kamera açılarıyla, kıyafetlerle, mekanlarla daha inandırıcı olmuşlar. Evet. Daha inandırıcı olunca insanlar daha çok benimsemiş onu. Tabii. Bence. Tabii, Amerika'da aynen da öyle. Amerika'da da spagetti westernler seviliyor biliyorsun sadece. Tabii canım orada bu değil yani. İlk Kötü Çirkin filmleri, serisi, dolar üflemesi ve buna evet. Benzer başka büyük yapımlar hep Amerikan şirketleri şimdi, tarafından desteklendi, çekildi. Ben mesela ilk film hariç bir bu yabancı formları falan çok formlarını falan çok irdeliyorum, bakıyorum yani. Hı-hı. Hani hangi filmin üzerine ne yorum yapmışlar, ne demişler, ne yapmışlar. Ben herkese de tavsiye ediyorum ona. Yaksınlar yani yabancı tabii. Formlarda. İnsanlar spagetti westernleri çok seviyorlar yani dünyada çok seviyorlar. Çok çekici çünkü. Çok inanılmaz çekici bir tür ve çok güzel. Deli gibi topluyorlar onları. Evet yani klasik westernin çok ötesinde. Şöyle bir de dikkat edersen özellikle aksiyon sevenler ve B-movie sevenler için spagetti evet. Westernin aksiyon dozu daha yüksektir. Evet. Yani içindeki şiddet sahnede aksiyonu evet. Nasıl diyeyim hareket ve o dinamizmi daha fazladır o filmlerin. Şimdi bu Franco Nero
Clint Eastwood'a rakip olarak çıkartıldı diye düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun? Çok benziyor. Dikkat Evet, edersen andırıyor Django filmi özellikle yani. 66 yapımı İyi Kötü Çirkin filminde kullanılan kasabada çekilmiş o da. Yani aynı sette Evet. çekilmiş. Aynı şey. Hani Tuco'nun ilk yakalandığı ve getirilip teslim edildiği Evet. bir sahne vardır ya. O sahnedeki kasaba Django filmindeki o taramalı tüfekle çekilen aksiyon sahnesi var ya, düello sahnesi. Evet. Orası. Bu Django filmi de bir Yojimba kopyası. Evet. Esinlenme. Ama hiç hissettirmiyor kendini. Yok. Değil mi? Yok, Dikkat hissettirmiyor, edersen aynen. Tabii hissettirmiyor kendini. hiç. Farklı bir şey anlatıyor. Farklı bir Farklı. konu anlatıyor. Hani Sergio Leone'yi alıp da birebir çektiği bir filmle alakası yok. Yok. Ama bir o kadar da ilgi çekiyor. Mesela ben onun sinemalarda gösterildiğinde, tabii o yaşım o zamana müsait değil ama kulağıma girdi yani o zaman o filmi sinemada izleyen insanların böyle anlatıları. Onu hani nasıl böyle bir sevdiklerini, ona Evet. muhabbet duyduklarını falan anlatılardan büyükler anlatırlardı birbirlerine arasında böyle bir şey izledim, şöyleydi böyleydi falan Evet. diye. Çok severlerdi Django'yu. Bir de Django'da şöyle bir detay daha var. O bir avuç dolar ve yani dolar üçlemesinde Clint Eastwood'un giydiği yelek de var orada. Aynısı yani, çok benziyor. O yeleğin Evet. benzerini giyiyor ve taktığı silah kemeri de çok benziyor Clint Eastwood'un taktığı kemere. Evet. Yani kostüme de dikkat edersen oradan Bu da filmin belli olur. yönetmeni Sergio Sergio Corbucci, aynen o. Corbucci. Bunun Bu arada Keanu filminin yönetmeni de Enzo Evet. Castellari. Enzo Castellari halen hayatta ve sosyal medyada da kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Hayranları için söylüyorum. Peki sence şimdi Sergio Leone'den sonra adını en çok duyuran yönetmen Sergio Carpucci. Kesinlikle o. Evet. Sence bu Sergio Carpucci Sergio Leone'yi taklit mi ediyor? Ondan etkilenmiş mi yoksa ne Ondan düşünüyorsun? bence büyük ölçüde etkilenmiştir. Filmlerinde bunu hisse alıyor musun? Filmlerinde tabii Sergio Leone'nin etkilerini görmek çok mümkün. Çok etkilendi belli. Yani kamera açılarından tut şeye kadar, bazı kostüm benzerliklerine kadar. Bunun Evet. çoğunu Sergio Leone'nin etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü daha önceden öyle bir Sergio Leone filmlerinden önce öyle filmler, öyle kostümler, öyle açılar yok biliyorsun. Evet. Sergio Corbucci de ondan büyük ölçüde etkilendiği belli yani. Ben öyle, benim görüşüm o yönde yani. Şimdi aslında bir yerde katılıyorum ona, bir yerde katılmıyorum. Niye dersen Sergio Carpucci kendi yolunu çizmiş bence. Yani kendi westernlerini yapıyor. Mutlaka o İşte kendi yani tarzını kamerası kendi oluşturmuştur tabii. tarzı. Şimdi onun bir filmi var, onun üzerine konuşmak istiyorum ben. Benim en çok beğendiğim westernlerden bir tanesi o. Hangisi? Grand Silence. Yani Zaten o büyük film sessizlik. hakkında bence en bilgi sahibi olan kişi sensin. Çünkü ben o filmi izledim ama ben sana kadar o filme hakim değilim. Great Silence. Şimdi 1968 yapımı, Klaus Kinski'nin oynadığı film. Geçen bölümde de biraz değindik ama bu John bölümde... Lewis Trinidad oynuyor başrolde. John Evet. Lewis Trinidad'ın ilk ve tek westerni. Değil mi? Tek westerni, evet. Ve ne geçmişte ne de günümüzde öyle bir film yapılmadığını Doğrudur. düşünüyorum ben. Yapılmadığını, yapılmadı yani. Yapılmadı, hayır. Yani bir de hiç kimse buna cesaret edemez öyle bir western yapmaya bence. Yani öyle bir film yapmaya cesaret edemez bence. Evet. Neden? Çünkü şok edici bir sonu var filmin. Evet. Filmin yapım süreci John Lewis Trinidad'a teklif gittiğinde ben şöyle düşünüyorum. Clint Eastwood'a rakip arıyorlar. Yani onun Clint Eastwood gibi böyle piyasada Evet. adını duyuracak Franco isim Nero'da denedikleri gibi. denedikleri Frank Nero tutuldu. Evet, tutuldu. Artık biraz fiyat yükseldi. Artık biraz daha belki bir farklı bir oyuncu bulmak lazım. Evet. Biraz ucuz oyuncu bulmak lazım belki. Belki o yollardan gittiler. John Lewis Trinidad'a getiriyorlar. John Lewis Trinidad o filmde de karizmanın şeyinde, tepesinde. Evet. Yani ben onun her filmini beğenmiyorum o adamın. Her filminde Fransız oyuncu biliyorsun. Her filmini Evet. beğenmiyorum her filmini. Ama bu film onun tek çok beğendiğim filmi. Film tamamen karlı bir ortamda geçiyor. Kasvetli bir ortamda geçiyor. Ben ilk önce filmi ilk izlediğimde şöyle düşünmüştüm. Dedim ki herhalde bunlar yokluklar içerisinde çok temiz görüntüler yakalayamadılar. Görüntüler temiz ama yani istedikleri görüntüleri sanki yakalayamadılar falan diye düşünmüştüm Evet. ama alakası yokmuş onun. Bilerek yönetmen filtreler uygulamış. Filmi daha da böyle kasvetli gösterebilmek için. Öyle Tabii. Yani kimi yerde cam kullanmış. Kimi ha. yerde sis kullanmış, kimi yerde kar fırtınası Tabii o kullanmış. şey versin dedi mi, o havayı, Havayı atmosferi yaratan, versin. aynen. Çünkü Çok iyi taktik, aynen. Bak mesela hükümetin bunları yönetmenin kendi tasarladığı şeyler. Hani Sergio tabii Leone'dan farklı kılan şeyler bunlar yani. farklı kılan Aynen şeyler. öyle. Yani şimdi mesela Türkiye'de bazı eski yönetmenlerin ben muhabbetlerini duyuyorum, anlatılarını duyuyorum. Diyorlar ki işte biz giriyorduk bir günde filmi çekiyorduk, çıkıyorduk diyorlar ama tamam sen çekiyordun da başka filmlerin kopyasını çekiyorsun. Aynen öyle. Yani 30 dakika
10 dakika oradan alıyorsun, 5 dakika Ya buradan zaten alıyorsun, 3 dakika şöyle bir buradan şey, alıyorsun. He. lafını unutma. Türk sinemasında çok özgün bir film yok biliyorsun. Yani her filmde mutlaka bir yabancı filmin etkisini büyük Dizilerde ölçüde bile, görmek mümkün. dizilerde Yani bile az öyle da değil yani. hani. Çok büyük ölçüde görmek mümkün Yani yani. şimdi burada isim vermek doğru olur mu bilmiyorum ama Fark etmez. Maraşlı diye bir diziye denk geldim, birisi söyledi bana. Ben Yeni mi? baktım Eski öyle, mi? bilmiyorum ki ne zaman oynuyor. YouTube'da bana atmıştı mesela. Ya bu dedim Bodyguard filminin kopyası dedim. Bodyguard filmini almış. Türkiye'ye uyarlamışlar bunu dedim yani. Ya Yani. bu şimdi şu anda dizi falan Türk özel yerli diziler hakkında çok bilgim yok. Takip etmiyorum diye farkında değilim ama bir izlesem var ya onların içinden 70-80 tane yabancı film çıkar Sahne ya. sahne Tabii ya. çalıyorlar ya adamlar. Aynen. Sahne Birebir sahne alıyorlar ya. harbiyor. Müziğini Çalma alan bile diyorum var ben ya. bunu, Tabii. çünkü esinlenme ayrı bir şeydir, çalma ayrı bir şeydir. Tabii. Bizde birebir yaparsan çalmadır. Evet. Ama hani onu andıran bir şey yaparsan o Ya onlar esinlenmedir. etkilenip de yorumlarsa mesela Sergio Corbucci'nin yaptığı gibi ya da Ya. başka insanların, başka yönetmenlerin yaptığı gibi, Enzo Castellari'nin yaptığı gibi Evet. yorumlarsa o senin özgün Evet. tarzını ortaya çıkarır aslında hani. Şimdi şeye, bu Grand Silence'a gelmeden önce Keoman üzerinde biraz durmak gerektiğini düşünüyorum ben. Değişik bir western. Soğukta geçiyor dediğimiz gibi. Karakter de farklı. Çok farklı tabii. Yani melez bir karakter. O zamana kadar öyle bir cesaretli bir film var mı? Bence yok. Yok tabii. Bir de çok önemli mesajları var. Siyasi Farklı ırkta. He, mesajları da siyasi çok var. mesajlar Tabii. veriyor. Evet. Ben bunlara ne diyorum biliyor musun? Mesela bu Generale Bir Kurşun diye bir Jean western filmi Maria var. Valente'nin filmi tabii. Evet. Evet. Bunlara ben anarşist Ya siyasi aslında bak western sana dedim. söyleyeyim bak Değil mi? spagetti westernlerin çok önemli bir yönü daha var. Hepsinde siyasi mesaj da var. Tabii. Yani siyasi mesajı olmayan spagetti western hemen hemen yok gibi. Bak Ben şimdi hepsinde görüyorum siyasi mesajı. şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi biz Akdeniz ülkesi sayılırız. Değil mi? Türkiye Akdeniz, İtalya da Akdeniz Evet. ülkesi. Değil mi? Fransızların da biraz kültürü bize yakındır. Yani Tabii. çok olmasa da, ama İtalyanlar tamamen bize yakındır. Yani enteresan bir şekilde Çok İtalya benziyorlar tabii aynen. çok benzeriz. Yani Evet. karakter olarak da benzeriz. Giyiniş Evet. olarak da benzeriz biz. Onlar da giyinmeye çok önem verirler. Biz de giyinmeye çok Evet, önem veririz. İtalyan markaları meşhurdur Tabii biliyorsun. tabii tabii. O mesela o 8 köşeli kasket falan bizim ülkemizde de kullanılan bir şeydi biliyorsun Evet. zamanında. Hala da köylerde kullanılır yani. Çoğu yerde satılır yani. Come on in. You've been gone quite a while this time. Where you been? Well, Paul is one and the other is. This 4 cents. The price of 4 bullets. I have to survive. Şimdi Kemal hakkında diyorum ki değişik bir western kardeşim o. Yani Evet. soğukta geçiyor birincisi. Kesinlikle öyle. İkincisi cesur bir tarafı var. Çok Anaş. sert yetişmiş. Demin dedim ya, adam Evet. acayip sert rakamlara yetişmiş. Evet. Melez bir karakter var başlığında. Bu melez karakter kasaba tarafından dışlanmış. Evet. Babası sahip çıkmaya çalışmış ama çocuklar büyüyünce, üvey kardeşleri problemler yaratmışlar Kiyama'ya. Evet. Ve Kiyama uzaklaşmış oradan. Zaten sürekli dışlanıyor biliyorsun. Evet. Evet. Sonra hatta üvey kardeşleri babasını öldürmeye kadar varıyorlar yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Aynen öyle. O çünkü şey bir şey. Yani o hem kardeşleriyle çatışıyor. Zaten onun bir sahiplenen babası. Evet. Babası sahipleniyor onu. Hani Aha. onu koruyor, destekliyor, kolluyor falan. O Evet. diğer kardeşleriyle arası çok kötü onun. Burada Öyle bir de filmin sen dikkat edersen kostümleri inanılmaz başarılı ya. başarılı. Yani Evet. hep böyle bir o kirlilik şeyi var yani Evet. kullanılmış, yaşanmışlık. Hep Ya var o kostümlerde var o adam. Çok iyi kostüm yapmış yani o şimdi filmde. burada demin laf yarım kaldı ya. Diyordum ki bizim coğrafya bu İtalyan westernlerin müzikleri yakın. Yaşayış yakın. Evet. Şimdi Amerikan westernlerine bakıyorsun. Evet. Bir kasaba vardır. İşte o kasabada bir düzen bozukluğu vardır. O kasabaya izli bir çocuk gelir. İşte ehendi bir çocuk gelir. O kasabayı düzene kavuşturur. Evet. Tertemiz kıyafetleri vardır Hep falan gentleman filan. tip. Mesela Gary Gentleman Cooper gibi, tiptir. Gregory Peck gibi. Sonra kasabanın öğretmenini de tavlar o arada. Evet, mutlaka orada Veya bir zengin kızını kadın da tavlar. vardır Veya tabii. işte orada bir kadın vardır. Güzel, herkesin onu ayarlamaya çalıştı ama yapamadı. Evet. Bu da Orada kesin tavlar. Hep bunu anlatır. Maureen Yani olur. O O'Hara'dır kadını da takdir ederim. Güzel, güzel bir kesinlikle. kadındır. Zamanın güzel Evet. kadınlarından bir tanesi. Yani dediğim gibi hep böyledir. Ama İtalyan westernlerinde olay değişiyor. Değişir evet. Kadınlar tabiri caizse çoğu fahişedir. Hı. Değil mi? Tabii.
Hepsinin bir dramı vardı. Bir de bazı filmlerin birçok yerinde kadın bile yok. Hep genelde erkeklerle çekilen filmleri. Evet, karakterler... Hep erkek oyuncular, hep aktörler yani. Yani dolar üçlemesinde daha... zaten kadın yoktu orada. Dolar üçlemesinde yani. Mesela İyi Kötü Çirkin'de bir tane var biliyorsun. Evet. Radar Asimov. Onun dışında yok. Yok. Şimdi şeyde de var. İlk Dolar Üçlemesi'nin ilk filminde de var. Biliyorsun. Birinde var zaten. He. Birinde bayağı Mariana Koç isimli bir aktris var. O bayağı uzun da oynuyor hatta. Evet. İkide de var bazı sahnelerde ama üçte bir tane indirilmiş. Evet. Tek aktris var orada. Yani ikide tabii var. Resepsiyonist falan evet. Var da dediğin gibi. Yani burada önemli olan şu İtalyan westernlerine baktığında kıyafetleri adamların düzgün değildir, kirlidir. Ha gerçekten sana toprakta çalışan adam izlenimi evet. Verir. Değil mi? Tabii. John Wayne'e baktığın zaman tertemiz adamdır. Tabii adam ütülü her tarafı ya. O parlar Gary, yani. Gary Cooper daha da cantidir yani. Evet. Tabii. Tipler de çok düzgündür Amerikan westernlerinde. Yakışıklıdır adamlar. Hep tıraşlıdır. Onlarda sakallı falan da yok. Geniş omuzludur falan filan. Ama İtalyan westernlerine baktığın zaman daha halktan insanlar vardır yani. Bakma Clint Eastwood böyle parlak bir tip ama işte onu da kirletmişler işte o şeyle sakalla kirli sakalla Leone, kostümleriyle şalıyla. Şimdi Sergio Leone'nin bir Clint Eastwood'u getirip de filmde oynatmasının ana nedeni pazar payı. Hı-hı. Yani orada da pazarlamak istiyor. Amerikan sinemasına girmek istiyor. Evet. Bruce Lee'de de vardır bu. Yani Amerikan sinemasına girmeye çalışır. Hatta Hong Konglu yapımcılar ona fırsat verirler işte filmler yapar Hong Kong'da. Zaten ilk çıkışını orada yapıyor. Hong Kong'da yapıyor. Yani, sonra Amerika yapıyor. Duyuyor bunu. Ama onun yönetme yapımcı arkadaşı hep diyor yani. Diyor sen Amerikan sinemasına girmeye çalışıyorsun. Amacın diyor Amerikan sineması. Evet, Amerikalı hayran istiyor. Evet. Kendini. Çünkü orada bir artık hani Bruce Lee de Amerikan kültürü yerleşmiş yani. Amerika'da zaten olmasına. Doğmuş, büyümüş. Yani Amerika'da yani büyümüş sayılır aslında. Çünkü 18-19 yaşında Amerika'ya gitmiş. Orada yani San Francisco olabiliyorsun. Tabii evet. Orada evet. Şey yapmış. Yani Amerika'da doğmuş, Çin'e gitmiş ama daha sonra oraya yine, gelmiş. Yine gelmiş Amerika. Evet. Amerika'da büyümüş yani. Yani üniversiteyi orada okumuş adam. Son tabii sınıfta ayrılmış ama okumuş nitekim evet. Yani. Yani son sınıfa ha gelmişsin ha diplomayı sana vermişler. İsteseydi alabilirdi o diplomayı yani. Çünkü yaptığı şeyle felsefenin şeyini yazmış, kökünü yazmış adam falan. Evet. Çekirdeğini yazmış yani. Evet. Yazdığı Tao Te Ching'de kitabıyla. Evet. Her neyse. İşte dediğim gibi İtalyan westernleri bizim kültürümüze be daha yakın. Evet. Amerika'da da bu kabul görüyor. Şeylerde, yabancı formlarda falan baktığın zaman en çok takdir görenler İtalyan westernleri. Spagetti westernleri. Bir de dediğimiz gibi hani çizgi roman bir çizgi roman çizgi romanın beyaz perdedeki hali öyle diyelim yani. Çizgi romanın beyaz perdeye birebir aktarılmış evet. Hali. Ben mesela şeyi de çok beğenirim. Yani Giuliano Gemma'yı da beğenirim. Giuliano Gemma büyük aktör burada. Bu adamın Tex diye bir filmi var ben onu çok seviniyorum. 1985, çok beğeniyorum 1985 yani. 1985 yapımı. Evet. Tex aynen. Ben ilk beğenirim. O filmden haberdar olduğum zaman yine video kasetti. İlk haberdar olduğum zaman bu doğru mu değil mi, isim benzerliği midir falan diye düşündüm. Aldım, izledim o zaman. Evet. Hatta korsan bir kaset üstünde isim de yani resim falan da yoktu. Evet. Sadece Tex Giuliano Gemma yazıyordu. Evet. Aldım, izledim, baktım şey yani hani bildiğin Tex çizgi romanı. Tex, karakterler aynı, kostümü benzetmişler. Çok film iyi benzetmişler. Bence çok başarılı. Güzel bir filmdi. Yani özgür afiş gibi. Kötü. Filmin afişi fantastik bir filme benziyor. Evet. Yani baktığın zaman Indiana Jones filmine benzer bir afişi onun var. Onun temiz bir kopyası yok piyasada bildiğim kadarıyla. Yani yoktur herhalde. Denk gelmedi. Temiz bir kopyası. DVD'deki kopyaları bile. O da Türkiye'de video olarak basılmadı biliyorsun. Yok, basılmadı. Çoğu filmi bulamıyorsun video zaten. Video kaseti var Türkçe dublaj olarak basıldı ama şey yok. DVD'si yok. Yok. Mesela o genelde bir kurşun filminde DVD'si basılmadı ama ben o DVD'den izledim. Mecburen yani bir kopyadan izlemek zorunda kaldım. Evet. O da beğendiğim bir filmdir benim. Yani güzeldir ama bak bir şey var burada. Nedir? Çoğu filmde bazı yönetmenler hariç mesela işte Sergio Leone veya Sergio Carpucci hariç. Evet. Çoğu western filmde konuşmalar böyle alakasız çok yani veya davranışlar böyle tuhaf. Evet. Değil mi? Ona ben şuna bağlıyorum onu. Bence hikayeden daha çok yani hikayeler de kuvvetli de hikayeden daha çok görsele odaklanıyorlar. Evet. Yani beni aslında çeken tarafı da o. Hani ben görselini evet. Falan çok beğeniyorum. Aksiyonunu, açılarını, kadrajlarını. Ben onu biraz hikayeden daha çok ona odaklanıyorlar sanki. Çoğunlukla belki senaryosu çalışmak da. Hı-hı. Doğaçlama çalışmak. Yani bir senaryo mutlaka vardırdır. Vardır. Yılmaz Güney'in yaptığı gibi. Sette direkt çekiyormuş ya. Yani filmleri. O evet. Öyle bir şey olabilir. Evet. Ben öyle düşünüyorum yani. Ondan da olabilir aynen. Bir de onlar da hızlı çekiyor biliyorsun. Yeşilçam filmleri gibi. O filmler de hızlı çekiliyor. Hızlı çekiliyor. Tabii. Yani ve sessiz çekilip sonra dublaj yapılıyor. İtalyan yani, sinemasıyla Türk bir sineması birbirine çok western, spaghetti westernlerin çoğu sessiz çekiliyor. Sonradan dublaj yapılıyor. Evet. Evet. Şimdi dediğimiz gibi bu Chiome gibi cesur bir film daha var. Konuşmadan başında da biraz bahsettik. Grand Silence. Bu evet. Büyük sessiz. Bu büyük sessiz
sinema tarihine adını yazdırmış bir film. Yani en büyük westernlerden bir tanesi. Evet. Bunda hatalar var mı? Ufak tefek hatalar var. Oralara dikkat edilseydi bir başyapıt çıkardı ortaya. Ama yine günümüzde dolar üçlemesiyle beraber sayılan filmlerden tabii bir tanesi. Çok önemli yere sahip ki Tarantino yani bile esinlendi biliyorsun. İlk 10 tane western filmi saysan ilk onun içinde. İlk 5 saysan ilk 5'in içinde. Girer tabii canım, kesinlikle girer. Kesinlikle girer yani. Hani Amerika'da çok sağlam westernler var. Butch Cassidy ve Sundance Kid, Sonsuz Ölüm. Tabii. Posta Arabası. Posta Arabası. High Noon, Shine. Yani bu filmler sağlam filmler. Evet. Güzel filmler. Tabii. Yani insana keyif veriyor izlerken. Evet. Bir de John Wayne'in Rio Grande filmi. Tabii. Evet. Bunlar keyif veriyor. Yani Ketel'dir ve oğulları, ne bileyim işte Rio Alamo Bravo. Kalesi. Alamo Kalesi. Bunlar büyük güzel ülke. Filmler. Veya bak şunu, Big Country mükemmel bir evet. bestler. Zaten William Wyler'ın yönettiği film biliyorsun. Big Country bence işte demin de geçen konuşmada da bahsetmiştik. Spaghetti Western'e yakın duruyor. Çok yakın duruyor. Yakın duruyor evet. O yüzden çok severim ben o filmleri. Evet. Bir de Gregory Peck var başrolde. Evet. Gregory Peck benim Hollywood sinemasında en beğendiğim aktörlerden biridir. Yani o film ben annem babamla beraber izlemiştim o. Evet. Bayağı uzun o da. Big Country'yi çok beğenmişlerdi. Uzun bir film ama çok beğenmişlerdi evet. onu yani. O ne kadar güzel bir film falan demişlerdi. Evet. Ki normalde böyle çok yabancı film izlemezler yani annem baba. Güzel bir film. Kadrosu da iyi o filmi. Unutulmaması gereken bir film daha vardır ki o da Vahşi Belde. Bill tabii Koç. Tabii şey Sam Peckinpah'ın filmi. Bu filmde... O adam şiddetin tarihçesini yazan adam ya. Bu filmde kesinlikle şiddetin ve babası. Kesinlikle... Tabii. Kesinlikle ve kesinlikle alıp da Spaghetti Western'in ta kalbinden gelen bir film bence. Onun bir filmi daha da var biliyorsun. Bana Alfredo Garcia'nın kellesini getirin. Dediğin gibi bana onun kellesini getirin, Alfredo Garcia'nın kellesini getirin de bir western filmi ama western değil. Biliyorsun o tarihte geçmiyor. Evet, evet. Yoksa Peckinpah'ın çok önemli bir filmi. Evet. Ve western türünde o. Yani western evet. türü değil de western havasıyla çekilen bir film. Evet, western havasıyla çekilen. Mesela Konvoy da öyle. Konvoy'un western ile evet. alakası yok ama Konvoy da bir western filmi gibidir. Evet. O da 78 yapımı. Biliyorsun yol filmi yani. İntikamcılar filmi vardır biliyorsun William Holden'in. O da evet. The Avengers. O da yani bir güzel bir western'dir. Evet. Ama işte dediğim gibi mesela benim çok el üstünde tuttuğum filmler var. Bunlar güzel filmler. Sorun evet. yok. Tabii. Ama el üstünde tuttuğum filmler var ki hani insanı bağlayan izlerken. Birkaç kere izlediğinde bir film nedir biliyor musun? Yani sana ilk izlediğinde bir keyfi verir. İkinci izlediğinde, üçüncü izlediğinde, dördüncü yani izlediğinde de aynı keyfi veriyorsa o film evet. güzel bir filmdir. Ya başarılı film bence odur. Ben onu bir filmin başarısını ona bağlarım. Evet. Eğer bir film izlerken seni mutlu ediyorsa, lafını kesiyorum ama eğer seni mutlu ediyorsa ve defalarca kendi izlettiriyorsa o film bence başarılı filmdir yani. Grand Silence bunlardan bir tanesi. Evet. Yani dünyada çok büyük saygı görüyor bu film. Çok fazla bilinmiyor. Bilinmemesinin bazı nedenleri var bunun. Birincisi stüdyo şok olmuş yani bu ne ya demiş. Bu ne ya? Çünkü sonu şok edici. Evet. Film tamamen karlı bir ortamda geçiyor. Her taraf kar. yani. Evet. Ya dedim ya sana Hateful Eight, Tarantino'nun evet. esinlendiği tabii, en büyük, tabii. en çok esinlendiği film aslında. Ya birebir kopyası var. Evet, evet. Bak, o giriş sahneleri aynı ya. Çok aynı ya. O post arabası, geliş gidiş falan aynı yani ama. Ama hani böyle ikisini bir araya koyduğun zaman bak 100 tane seyirci topla. Bir de 100 tane seyirciye bunu izlet. Bir de onu izlet. Bence o Grand Silence'ı daha çok beğenecekler. Kesinlikle tabii canım. Daha çok tabii, beğenecekler. Tabii, çünkü Tarantino bir kurnaz bir adam. Zaten Tarantino'nun da en büyük favorilerinden diye adam esinlenip onu kullanıyor yapıyor. Evet. Çünkü Tarantino'nun dikkat edersen filmlerinde hep hayran olduğu filmleri kullanır. Mesela evet. Kill Bill'de bile 30 tane film vardır yani. Tabii. 30 tane filme etkisi evet. vardır onda. Burada yalnız sadece bunu kullanmış. Tabii onu şey almış yani baz almış. Karakterleri aynen. işte aslında karakterler benzer karakterler. Hı-hı. Fakat karakterlerin yapısını değiştirmiş. Evet. Taşların yerini oynatmış yani. Mesela Samuel Jackson'ın oynadığı karakter şerif karakter işte. Şerif karakter. Aynısı. Evet. Değil mi? Aynı çok benziyor ya. Zaten aynısı benziyor da değil. Bire bir adam yapmış yani aynısı. Bire bir almış koymuş. Ya Tarantino'da şöyle bir şey var. Ben şöyle düşünüyorum. Çok böyle göze sokarak yapıyor ama. Fetişiz. Evet. Hani mesela Rodriguez öyle değil. Rodriguez yediriyor filmlere. Evet. O sahneleri çok güzel yediriyor. Hani seyircinin onu almasını, onu anlamasını seyirciye farklı. Bırakıyor. Ama Tarantino çok çiğ bırakıyor. Yani direkt diyor ki bak ben bunu bu filmden aldım, bunu kullandım diyor adamlar. Bak şimdi güzel kardeşim. Biz bu programları yaparken ne dedik? Cesur olacağız dedik. Tabii ki ya. Hadi oralar neyse onu söyleyeceğiz. Gerçekleri veriyoruz. Tarantino psikolojisi bozuk bir adam. Belli evet. yani. Evet. Yani geçmişinde onu yaşamıştır. Geçmişinde evet. onu yaşamıştır, bunu yaşamıştır. O ben bağlamaz onu. Evet. Ama belli yani. Biraz da sapıklık da var bunda. Vardır. Tabii canım.
Belli yani. Çektiği sahnelerden bile belli. 15 yaşında kızı alıp da bilmem ne hareket yaptırırsan. Yani, hangi filmdeydi o? Bir zamanlar Hollywood'da filmde 15 yaşında bir kız var yani. Gelmiş. Onu izlemedim halen biliyor musun? Ya film güzel değil. Yani filmin güzel olmadığını kendi de fark ediyor ki oraya Bruce Lee ile alakalı bir şey yerleştirmiş. Evet. Bütün koca filmde tek konuşulan şey Bruce Lee'nin oradaki... O sahneyi izledim zaten. O sahne. Orası konuşuyor. Ya bu nasıl olur? Bunu sen Bruce Lee'ye nasıl yaparsın? Neden yaptın? Bir de Bruce Lee'nin o kadar da büyük bir hayranı kendisi. Çok Bruce Lee'nin hayranı bir adam. Yani çok Bruce Lee hayranı ama paranın hayranı daha fazla. Yani niye öyle bir şey yaptı? Yani. Neden öyle bir hata yaptı aslında? Hata ya bence hata o. Niye öyle bir hata yaptı? Ya niye diyor. Onun savunması şu. Diyor ki Bruce Lee'nin karısı ilk yazdığı kitapta diyor bu konudan bahsetti diyor. Evet. O diyor senin kendisi söyledi diyor. Sonra da Jin Lebel diye bir eski judocu var. Hı hı. O judocu sahtekar bir adam. Evet. Yani yeri gelmişken söyleyeyim bunu. Ben birinci ağızdan bunu dinledim yani. O aileyi aileyle birinci ağızdan çay birbirleriyle kahve çay içen, Bruce Lee ailesiyle ve kızıyla çay kahve içen, Bruce Lee'nin karısıyla çay kahve içen birbirlerine gidip gelen adamdan dinledim bunu mevzuyu. Evet. Yani Jin Lebel sahtekar adamın tek. Bruce Lee çok hızlı ve çok iyi yapabildiği için hareketleri güçlü açıkçası. Evet. Yani boyuna, kilosuna göre çok güçlüymüş, çok tamam mı? Güçlü. Adamlar baş edemiyor. Baş edemedikleri için ona sette Jin Lebel'i getiriyorlar. Jin Lebel diye bir judocu var yani. Kocaman bir adam yani. O güya sette kendi anlatımına göre Bruce Lee'yi arkası dönükken tutmuş havaya kaldırmış. Bruce Lee de ona demiş ki bırak lan beni yere falan filan demiş. Evet. Bırak beni yere falan filan demiş. Biraz böyle çevirdikten sonra Bruce Lee'yi indirmiş yere bırakmış. Evet. Bu mevzu budur yani. Anlatılan anı. Onu da almış o hale mi çevirmiş o adam? He onu almış o hale çevirmiş o. Demiş ki işte Jin Lebel bunu süslüyor tabii. Evet. Anlatırken. Şimdi ben o Jin Lebel konusuna çok derinde girmek istemiyorum. Çünkü başka kötü mevzular da var bu Jin Lebel. Jin Lebel de. Evet. Jin Lebel Rocky'nin ilk böyle rakibinin ilk çekildiği şeylerde böyle bazı sahnelerde çıkartılmış sahnelerde hakem olarak falan da oynuyor. Onu bilmiyordum ben. Yani bu Jin Lebel denen adam arkadaş yalan. Yalancı bir adam. Yani lafına sözüne çok da riayet edilecek bir adam değil. Yani bir doğru anlatırken o doğruya bayağı yanlış katarak anlatabilecek kapasitede karakterde bir adam. Böyle bir karakterde adam olduğu için Tarantino bir onun anlatısına bakıyor. Bir de diyor Bruce Lee'nin diyor karısı diyor böyle bir şey yazmıştı diyor falan diyor. Oradan yola çıkarak şey yapıyor ama Bruce Lee'nin karısının yazdığı şu. Bruce Lee'nin söylediği şu. Bruce Lee'ye soruyorlar. Diyorlar ki sen neden bu kadar çok antrenman yapıyorsun? Günde 8 saat antrenman yapıyor bu adam. Her gün. Her gün yapıyor ya. Tabii yapıyor. Çok zaman. Sıkı çalışıyor o da. O da diyor ki ben Muhammed Ali kadar iyi olmak istiyorum. Çünkü o zaman Muhammed Ali herkesin gözdesi. O da doğruymuş. Gerçekten karşılaşmak istiyormuş onunla. Ya kardeşim bu normal bir şeydir. Evet. Ama adam demiyor ki ben Muhammed Ali'yi yenebilirim, yenerim. Muhammed Ali benimle karşılaşırsa darmadağın edebilirim onu. Evet. Öyle bir şey söylemiyor adam. Öyle bir lafı yok o adamın. Diyor ki Muhammed Ali kadar iyi olmak istiyorum diyor yani. Onun için diyor çalışıyorum. Çünkü Muhammed Ali'ye hayran. Jeet Kune Do sistemini biliyorsun Türkiye'de. Ben öğretiyorum. Ve bu Jeet Kune Do sistemin üzerine seninle bir video yapalım. Yaparız onu. Olur mu? Bu Jeet Kune Do sisteminde içindeki antrenman tekniklerinde çok fazla Muhammed Ali'nin antrenman tekniklerinden etkilenme var. Evet. Muhammed Ali'nin dövüşte kendi bir tarzı var. O da acayip hızlı bir adam. Çok hızlı. Tabii hızlı. Kilosuna, boyuna göre çok tabii, hızlı bir adam. Çok hızlı o da. Mükemmel hızlı bir adam. Zaten Bruce Lee'de etkilediğine göre düşün artık yani adamı. Gelmiş geçmiş en iyi boksör. En iyi boksörlerden birisi demiyorum bak. En iyi boksör. En iyi boksör. Gelmiş geçmiş en iyi boksör adam. 70 yılların... Tabii. Bruce Lee'de kendi türünde gelmiş geçmiş en iyisi. Kesinlikle. Yani böyle bir durum var sadece yani. Karısı bunu yazmış orada. Evet. Ya Bruce Lee kadar iyi olmak şey almış, Muhammed Ali kadar iyi olmak istiyorum ben de. Yani onu çarpıtıyor. Niye? Ticari bir zeka kullanıyor yani. Kurnazlık yapıyor. Evet. Fokusluk derler buna. Tilkilik. Tilkilik yapıyor yani. Olay onun o. Evet. Şimdi burada da gidip de Sergio Leone'nin filmini birebir alıp da yapmıyor. Çünkü Sergio Leone'nin filmi çok göz önünde. Evet. Filmleri çok göz önünde ve güncel. Tabii. Her gün izlenebilen bir film. Tabii. Ama Sergio Carpucci'nin filmleri mesela ilk yaptığı The Django. Django şeyin filmi yani. Işte ya onu Western severler bilir yani. Western hayranları, Spaghetti Western hayranları falan bilir. Yani o çok da evet. İlk kötü çirkin kadar popüler olamadı yani. Tabii. Popüler yani her olmadı ama. Kült film olsa da. Popüler, Grand Silence'ın popüler olmamasının nedeni var dedim ya sana. Yok Django da öyle. He. Nedeni şu. Anarşist tarafları var bunların. Var tabii. Anarşist tarafları var. Yani nasıl diyeceksin? Birincisi. Bütün Western klişelerini bozmuş adam. O Grand Silence'da. Bütün Western klişelerini bozmuş. Kiyama'da da öyle. Kiyama'da da evet, öyle. Kiyama'da da öyle. Evet. Neden?
bozmuş. Birincisi filmin kadın karakteri bir siyahi bir kadın, zenci. Evet. Birincisi bu. Evet. Bugüne kadar Amerikan filmlerinde böyle bir şey cesaret edip de yapamazlar mı? Yok. Yok. İkincisi karakter sessiz, konuşmuyor hiç. Bu da büyük bir cesaret. Hiçbir evet. şey konuşmayan bir adam başrolde. Ama burada bir şey var. İtalyan aktör, Fransız aktör Jean-Louis Trintignant diyor ki ben tamam filmde oynarım Western'de ama diyor hiç diyor İtalyanca bilmediğim için ben İtalyanca konuşmam diyor. Konuşmak istemiyorum diyor. Artık nedeni nedir bilmiyorum ben. Yani anlatı böyle. Evet evet. Hani şimdi acaba bunu söylerken direkt bu böyledir. Vardır. Onu şu anda abi tam canım, net bilmiyorsak da. Şimdi diyemeyiz ki yani direkt bu böyledir falan yok. Diyemeyiz yani. Çok saçma kalır. Yani evet. anlatı böyle. Genel anlatı böyle. Evet. Onlar da buna bir çare buluyorlar. Karakteri değiştiriyorlar. Diyor ki sessiz olsun. Yani işte gırtlağı kesilmiş bir adam çocukken. Evet. Gırtlağı kesildiği için konuşmuyor. Şimdi burada iki ana karakter, üç ana karakter var aslında. Kadını da sayarsak dört ana karakter ama esas olaylar iki ana karakterin etrafında dönüyor. Birincisi Kural Siskin'in canlandırdığı kötü adam. Evet. İkincisi Jean-Louis Trintignant'ın canlandırdığı Silas karakteri. Grand Silas karakteri. Evet. Üçüncüsü ise Şerif. Şerif de aynı zamanda Sergio Leone'nin filmindeki McBean çiftliğinin sahibi. Evet. Evet. İsmini hatırlayamıyorum şimdi. Oyuncu. Ben ismini ben de şunun da hatırlayamadım ama. Şerif'in de orada bir evet. önemli rolü var. Evet. Şimdi adam tamamen karlı bir ortamda çekmiş filmi. Kar fırtınasının içerisinde çekmiş filmi. Çok yoğun bir de kar var. Yoğun kar var. Yoğun var. Hatta kar yoğun görünsün diye bazı yerlerde şey kullanmış yani filtreler kullanmış adam. Hmm. Sis yoğun görünsün, kar yoğun görünsün diye. Evet. Çekim açıları falan da çok güzel. Bazı yerlere dikkat etseymiş daha da mükemmel bir şey olurmuş. Yani ne demek istiyorum? Şimdi filmde spoiler falan da olacak ama yani kaç yıllık film yok, spoiler yani spoiler mı kaldı? Grid Silence'ın artık izlemedik. 68 yapımı. Adamlar. Buradan öneriyoruz izleyicilerimize Grid Silence. Mutlaka. Yani bunu izlemeden yapımı. Zaten sen bir Western filmi ya da sinema evet. şeyci olamazsın yani. O filmi mutlaka izleyin. Klaus Kinski'nin başrolde oynadı. Yani Klaus Kinski çok biliniyor diye onu örnek veriyorum. Evet. Yoksa başroldeki o Fransız şimdi, aktör. Şimdi Klaus Kinski filmde ödül avcısını canlandırıyor. Tabii. Ödül avcısı ödül avcıları kanunsuz işler de yapmaya başlıyorlar. Yani çığırdan çıkmışlar. Hı-hı. Hükümet de şey yapmak istiyor. Bu işleri artık bir düzene sokmak istiyor. Hı-hı. Onun için o bölgeye Şerif görevlendiriyor. Diyor ki git diyor orayı diyor. Düzenle diyor. Vali gönderiyor bunu. Evet. Karla kaplı bir yer. Kar fırtınası o kadar çok ki artık kasaba halkı da aç kalmışlar. Aç evet. kaldıkları için kasaba boş. Dağlara kaçmışlar. Hı hı. Ve çalma çırpma işleri yapıyorlar. Yaptıkları çalma çırpma işi de yani yemek çalmak, ekmek çalmak. Belli ya. Yani. Evet. Kasaba halkı onlara yiyecek içecek gönderiyor hatta. Yani ki bunu şöyle düşün. Demek ki gerçekten bunlar halka zarar veren haydutlar değiller yani. Evet, evet. İnsanlar değiller yani. Öyle değil. İnsanlar halk tarafından kabul görmüş haydutlar. He, yani. Grand Silas da farklı. O da bir ödül avcısı ama o farklı. Ödül avcısına avlıyor. He, evet. Yani avcının avcısı o zaman. Avcının avcısı. Evet. Ama çok hızlı. Hmm. Çok hızlı olduğu için avcılar onun ismini duyduğunda irkiliyorlar. Korkuyorlar yani. Tabii bunun da bir trajedisi var. Başından bir geçmiş bir olay var. Yani annesi ailesine saldırmışlar küçükken. Annesini babasını öldürmüşler. Kardeşlerini öldürmüşler. Onu da öldü diye bırakmışlar gırtlağını keserek. Tesadüftür ya. İşte o kasabanın yargıcı da onun gırtlağını kesen adam. Ailesine saldırıp da ailesini evet. öldürüyor. Ya o da politikacı, kirli bir politikacıyı temsil ediyor yani. Hükümetin kirli tarafını temsil ediyor. Vali hükümetin temiz tarafını temsil ediyor ya. İşte evet. Şerif'i gönderiyor oraya. Burayı temizle artık. Yani ödül avcılığını biz kaldıracağız zaten diyor. Orayı diyor git düzene sok. Şerif de oraya geliyor. Sen diyor işte bölgenin en hızlı ikinci silah çeken adamısın. Şerif'in orada da bak, filmdeki diyaloglar da çok güzel biliyor musun? Diyor ki efendim diyor benim diyor bugüne kadar sağ kalmamın nedeni en iyi birinci silahçılardan uzak durmam diyor. Sen git orayı düzenlersin deyince. Grand Silence'da karizma yükseklerde uçuyor. Çok önemli bir spagetti western çok örneğiydi o. Aynen. Çünkü kullandığı silah bile çok ilginç. O güne kadar hiçbir westernde kullanılmamış. Tabii farklı bir tabancanın Mauser denen bir şeyi vardır. Onu Alman modeli o. Evet. Alman silahı. Hani aynı anda birkaç tane mermi atabiliyor. Tabii. Aynen. Onu Yılmaz Güney'de filmlerinde kullanırdı evet. biraz dikkat edersen. Hatta bir evet. filmde lakabıdır ya onun Mauser diye. İsmi Mauser'dır. Şimdi film. Aslında Grand Silence'ı ben
O filmi izlerken Yılmaz Güney de aklıma geliyor. Diyorum Grand sahnesi bu izlemiş. Ya Yılmaz buradan Güney etkilenmiş. Spaghetti Western'leri dedim ki He. diğer bölümde de anlattık bunu. Yılmaz Güney Spaghetti Western filmlerini kendi filmlerine çok yoğun uyarlamış. Ama yani buradaki çok fazla var çok yani. Akıllıca uygulamış evet. Çünkü hissetmiyorsun onu aldığını. Yani bu işi biliyorsan anlatıyorsun. Mesela tabii. Yılmaz Güney'in karlarda geçen bir filmi var böyle. Aç Kurtlar. Aç Kurtlar evet. filmi. Bu filmden etkilenmiş. Sana söyleyeyim bak bayağı bir. O film Spaghetti Western'e çok yakındır. Tabii Spaghetti yani, Western sadece ona şapka yok hani. O kova şapkaları tabii. taksalar orada bitmişti Onun yani. Onun başka film. Filmi de var evet. Spaghetti Western'den bayağı bir etkilenen. Vurguncular mı? Vurguncular. Evet. Biliyorsun değil mi tabii, onu? Tabii bilmez olur mu? O çok Yedi güzel belalılar var. filmdir. Ya şimdi Türk sinemasında kim var yani geçmişte rolüne uymak için saçını öyle kestiren böyle kestiren Yok. falan bir o var ya. Yani. Evet, sakal modeli falan. Bu adam sinema yapmayı çok iyi biliyormuş. Çok iyi yapıyor. Bu adam sinema yapmayı çok iyi biliyormuş. Yani bu adamın filmlerini izlediğim zaman hani bu macera filmler var onlardan bahsetmiyorum. Ben seni sevdim sen beni sevdin al Yok ya sana. o klasik. Onlardan bahsetmiyorum. O klasik zamanında hani şey döneminde çiğ döneminde yaptığı filmlerden ziyade ki ben onları da çiğ dönem olarak da algılamıyorum aslında. Ya adamın o dönem yaptığı Bir filmler bile geçiş birçok filmden çok daha başarılı. dönemi Evet. kendini kabul ettirene kadar bazı şeylerde oynaması gerekiyor. Ben o kitabı onun hakkında Abdurrahman bilmem kim vardı. Bir kitabı vardı onun. Yılmaz Güney'in Kim hakkında. yazan? Abdurrahman Keskiner miydi? Adırman Neydi yani? Keskiner. Yapımcı o. Yani Yapımcı. tam onu hatırlamıyorum. Öyle bir isimde birisi bir kitap yazmış. O kitabı baştan sona okumuşlar. Yılmaz Güney hakkında anlattığı bazı şeyler vardı. Adamın zaten hayatının geçmişine baktığında Urfa'yı biliyorsun sen. Zaten oradan Biliyorum geliyorsun. tabii. Spagetti Western kasabası. Ya çöller var orada değil mi? Evet. Spagetti Aynen Western. çok Yani ben benziyor. Spagetti Western çekmek istedim ama Urfa orada duruyor yani. Diyarbakır, Urfa, Çok Mardin uygun duruyor. araziler var Al orada sana ya işte. tabii. Uygun arazi. Çok. Ben Granda Science'ı ilk izlediğimde dedim ki ya bu film ne kadar güzel bir film çıkar bu filmden dedim günümüze uygulansa. Hemen baktım işte ben bunu düşündükten birkaç yıl sonra Tarantino Tarantino. onun farklı bir versiyonunu yaptı. Ama bence onun kadar başarılı değil. O da Değil güzel bir tabii film. canım. Yani iyi film. Hateful Eight ama yani Green Silence yanında bir şey yapamaz yani. Yani onunla Değil. kıyaslayamayız yani. Evet, Kıyaslayamazsın. tabii çok başka bir film. Şimdi gece çekimleri var filmde ya o dönemde. Gece çekimleri ama çok net, çok Evet. güzeller yani. Birisi hani bazı filmlerde kameraların ışıkları kapatırlar da gece çekiyormuş gibi gündüz çekerler ya biliyorsun değil mi? Gündüz Biliyorum çekerler. Bunda öyle bir şey yok. Bildiğin gece çekmişler. Tabii tabii ya. Gece çekmişler yani. Sonra filmin finali de şok edici. Yani zaten şirket adam filmi getirdiğinde şok olmuş yani. Bu ne ya demiş. Evet. Çünkü filmin sonunda kahraman ölüyor. Ölüyor. Kötü adamlar öldürüyor İşte kahramanı. spoiler. Burada şimdi yazıyorduk orada spoiler Evet. var. Dikkat edin. Öldürüyoruz. Yani biz bunu sinemada oynatamayız demiş adamlar. Evet. İşte sen sordun ya bu bilinmiyor falan dedin ya Evet. anlattın ya. Bilinmemesinin nedeni bu. Ya kendi Filmi döneminin aykırı filmi yani. aykırı Ve film. tabii. Aykırı film. Evet. Birincisi acaba haydutlar mı iyi yoksa ödül avcıları mı iyi? Evet. Tam belli değil. Ödül avcılarının Altı içerisinde kahramanlık konusu bayağı bir işleniyor burada. Yani Evet. mesela ilk Çok üçlüğünde de kötü. var ama bunlar daha fazla var. Çok şey taraflar var yani uç taraflar var. Şimdi burada yapılan hatalara değinmek gerekirse şimdi yapılmış bitmiş bu iş. Evet. Bence Grand Silence kadına çok çabuk aşık oluyor. Ama bunu şeye vuruyorum ben. Yani yoruyorum. Neden? Şimdi filme belli bir süre veriyorlar. Ya bu süre Evet. içerisinde yap yani ne anlatacaksan kardeşim 90 dakikanın içerisinde veya 120 dakikanın içerisinde anlat diyorlar yönetmen. 120 dakikanın içerisinde de olay örgüsünü tam kuramıyorsun yani. Böyle hani her filmde kuramıyorsun onu. Ondan olabilir tabii. Birincisi bu. Evet. İkincisi filmin vurulduğunda bana çok etkileniyorsun tamam onu izlediğinde. Yani ama sana şey sunmuyor yani. Şöyle anlatayım. Adam orada vurulduğunda diyorsun ki hani çok tanıdığın birisi vurulmuş gibi üzülüyorsun. Evet. Ya diyorsun acaba kalkacak mı? Bir şey mi olacak? Ulan Şerif gelecek de kurtaracak mı? Bunları falan yaralandı mı acaba falan diyorsun. Yani olamaz böyle bir şey diyorsun. Şok oluyorsun çünkü Evet. izlediğinde. Sürprizlerle dolu Herkes de bunu sahneler böyle tabii. yani yabancı formlarda falan da baktım. Yani. Acaba ne düşünüyorlar filmin hakkında diye. Evet. Oralarda da aynı şeyden bahsediliyor. Yani benzer şeylerden. Yani insan duygusu benzerdir diyorsun. Yani. Benzer şeylerden bahsediliyor. Şimdi orada öyle düşünüyorsun sen. Ama sana şunu vermiyor. Yani biraz daha uzun anlatsaydın orayı diyorsun. Evet, Uzun aslında süreyi anlatsaydın, uzatabilirdi o hani biraz mesela. daha uzun anlatsaydın ben orayı daha çok Ya severdim bence o şeyle diyorsun. alakalıdır. Dediğin gibi stüdyonun verdiği bir formattır. Tabii. Yani ya hani Türk sinemasındaki gibi filmin kısıtlı olduğunu sanmıyorum da. Şimdi Yani orada herhalde bir süre verilmiştir.
O ya da bir zaman verilmiştir. Bu süre içinde bu dakika Evet. uzunluğunda çekip bu metrajda Şimdi çekeceksin diye. bir de O da olabilir belki yani. Çünkü İtalyan sineması yani Hollywood değil tabii. sonuçta. Yönetmene, yapımcılar demişler ki git buna başka bir son çek demişler. Evet. Yani biz bunu böyle bu şekilde gösterime sokmayız bunu demişler. Hı-hı. O da istemsizce gidiyor başka bir son daha çekiyor. Aslında o dönem Mutlu uzun son filmler de çekiyor. vardı ama. O mutlu sonu da izledim ben. O mutlu sonu izlediğinde aslında o dönem öyle bir film yok. Evet. Yani kahramanın birdenbire öldü. Hı-hı. Yani seyirci hıncını alamadı orada. Evet. O sinemayı parçalar yani seyirci o dönem. Bak, Tabii. o dönem sinemadan etkileniyor seyirci Tabii yani. canım ne on Yaşasam'da neler döndü biliyorsun. Dünya sinemasında nasıl etkiler var Bak yeri gelmişken Avrupa'da. şunu da söyleyeyim. Susuz Yaz. Bizdeki Susuz Yaz filmi de bir westerndir bence. Hı. Buna katılıyor musun? Yani tabii canım Western havası o aynı. Tabii. Ya dediğim gibi hani mesela demin şeyden örnek verdik ya Alfredo Garcia'nın Kellesi ya da Evet. Konvoy Evet. ya da ne bileyim bak şeyim de mesela bir Yojimbo uyarlaması olan Inferno Jean-Claude Van Evet. Damme'ın. Onlar Western direkt Biliyorsun Susuz yani. Yaz'ı Martin Scorsese temizletmişti. Çok beğendiği filmler Criterion arasında. Collection'dan çıktı onun Evet. temiz kopyası. Yani Evet. yoksa Türkiye'deki film şeyden hayır gelmez yani. Yok yok Yapılacak bir şey Türkiye kendi filmlerini restore ediyor ama o restorelar çok kötü. Yani 4'e 3 çekilmiş olan filmleri 16'ya 9'a uyarlamak için Ya üstten alttan bunun kırpıyorsun. nedeni ne biliyor Sahne musun? kayıpları Bunun var. nedeni ne biliyor musun? Filmleri anlamayan adamların eline teslim ediyorlar. Yani Evet. külliyata hakim olmayan adamlar O var olmuyor. aynen. Olmadığı için O başında o işin restorasyon ekibinde gerçekten o filmlere, sinemada sinemadan anlamayan sadece klavyesi olan tabii. adamlar oturuyor oraya kafasına göre Ya filmi işin mahvediyor, atıyor yani. tekniğiyle ilgili insanlara getiriyorlar. Hani şey olan değil. Mesela o filmi izleyen ya da o filmin daha önce hem izlemiş Vakıf olacak değil adam. hem de o filmin sahnelerinin Vakıf nereden değil. başlayıp nereden biteceğini de Vakıf bilmesi değil lazım. yani filme. Mesela Muhsin Bey'i restore etmişler. Mahvetmişler filmi. Onda dünya kadar eksik sahne Eksik var. sahne var. Çok Çünkü var. ya, ya nasıl yapardın sen Ya bunu şey filme? de öyle Sen bak kimsin? Nerede buldun bunu Banker mesela? Bile o Mavi Boncuk Arzu filmin Evet. restore ettiği filmler var ya Evet. onlara paramparça olmuş yani. Sahne Evet. kayıtları inanılmazlar. Saçma sapan. Kötü Ya da işler çıkıyor. çizikler mesela diyelim ki o sahne çok çizilmişse adam kurtaramayınca kesip atmış oraya ya. Ya şimdi bak kurtaramadın diye bir şey yok. Yok tabii canım O onu filmin ya yani bir sürü kurtaramıyorsan kopyasını ya kurtaramıyorsan çizikli koy oraya ama o sahne olması lazım. temizlenebiliyor Ki o. Ne yani kadar çizikli ne olursa kadar kurtarılamazsa bile ya. kurtarılabiliyor. Bak şeyi çok temiz yapıyor. Erler film var ya. Erler filmin yaptığı restore ettiği filmler çok sağlam. Çünkü adamlar Jenerikleri bile korumuş. Adam eski jenerikleri kullanıyor. Yeni jenerik yapmamış filme. O dönem bak orijinal jeneriği neyse onu çünkü yapıyor. adamlar filmin sahibi Tabii bir de çok iyi başında korudu duruyor. da belli ve sahne kaybı sıfır o Başında restorelerde. duruyor. Çok iyi Başında yapmış. duruyor. Evet. Yani sen Yavuz Turgul durdu mu onun başında? Yok ya nerede? Yani eşkıya da mahvedilmiş. Eşkıyanın rengini açmış adamlar ya. Ya Ya bu karanlık. Yani yapan adam dünyanın diyor ki ya hiçbir bu yerinde karanlık ya bunu biraz açalım. Lan dünyanın film zaten onu anlatıyor. Karanlık bir atmosferde geçiyor film. Rengi o Tabii. onu. Ya bir de şey Gerizekalı herif. şu var. Mesela dünyanın hiçbir yerinde 4'e 3 çekilen film 16'ya 9'a uyarlanamaz. Ya bunu yapamam. Yani şeyler bilirsin 16'ya Biliyorum. 9 yani bütün filmler Biliyorum.16'ya Biliyorum. 9 Görüntü çekilir. formatından Yok bahsediyorsun. Bu 16'ya 9 ne çekilir sonra saçma. 4'e 3'e Evet. uyarlanırdı televizyon formatına. Ama bunlar tam tersini yapmıştı. Öyle bir şey yok hiçbir yerde yok yani. Saçmalamışlar O yani. yüzden de filmin altı üstü kesiliyor. Adamın alnı yok, çenesi yok bakıyorsun ya. Evet. Adam, yakın plan çekimlerde var Yani ya. bu işte şimdi ben hep söylediğim bir laf var benim. Abi herkes sinemayla uğraşmak zorunda değil. Başka şeylerle uğraşsınlar Aynen insanlar. öyle. Yani herkes şimdi kimse aşçı olmak istemiyor. Kimse sıvacı olmak istemiyor. Ya Hı. hakikaten ya. Kimse bisiklet tamircisi olmak istemiyor. Ya bunlara ihtiyaç var. Bisikletin bozulduğunda götüreceğim bir yer var. Hı. Götüreceğim bir yer lazım Evet, sana. tabii. Benim iki tane bisiklet var evde. Şey yapmışlar götürecek yeri bulamıyorum. Aynen. Çünkü kimse bisiklet tamircisi olmak istemiyor. Kendim tamir edeceğim artık. Yapacak başka bir şey. Evet. Her neyse. Grand Silence'da ikinci bir son çekiyorlar. Ama istemsizce çekiyor adam be. O ikinci sonu izlediğinde mutlu son ama filmin formatıyla ve görüntüsüyle uyumlu değil yani. Bunu görüyorsun. Sonradan Olmamış çekilmişler. tabii. Olmamış yani. Peki o orijinal sonu var mı? Tabii orijinal sonla zaten DVD orijinal sonla çıktı. O DVD yok yani sinemalarda onunla mı gösterildi? Şimdi bu orijinal sonuna girmiş gösterime Hı. ama Amerika'da orijinal sonuna girmemiş gösterime. Hı. İstememişler orijinal sonuna Evet. girmesini istiyor. Çünkü Çünkü alternatif bir son Amerikan çekilirken serisi böyle onu parlak kullanmışlardır çocuklar yani. falan filan isterler. Evet. Böyle James Dean'leri vardır onun Temizliğin falan. vardır. İşte serseridir sokakta yatar ama saçı başı taralıdır adamın. Evet. Sakal tıraşlıdır böyle, jilet gibidir falan böyle. Anladın mı? Aslında şöyle bit kadar bitip Aynen. anladın mı? Onu tepki falan gösteriyorlar ona. Bak Spaghetti Westernlerde çok önemli bir örnek daha var. Çok önemli bir film. Onu değinmek gerekiyor. Companeros. Evet. 1970 yapımı Franco Nero ve Biliyorum. Thomas Milo'nun başrollerinde Biliyorum. oynadığı. Evet. Müziklerini de gene Ennio Morricone'nin yapmış Hı. olduğu. Companeros. Yani Türkçe ismi Ya Yoldaşlar. şimdi bu
güzel spagetti westernlerin üzerine konuş konuş bitmez kardeşim. Açık evet. konuşayım burada yani. Güzel filmler de bitmez. Bitmez zaten. Yani Sabata serisi var mesela. Ya Sabata var. Biliyorsun değil mi? Django'nun zaten kaç evet. devam filmi var biliyorsun yani. Django'nun orijinal bir tane devamı var ama Django filmi bir sürü yapılmış. Ya evet. Anthony Stephen'la çekildi, George Hilton'la çekildi, evet. Robert Woods'la herkesle evet. çekildi Django serisi. Django'nun, 70'lerin ortasına kadar Django filmleri çekildi. Bir 12-13 tane var diye ben evet. biliyorum. Tam net orijinal Django filminin devamını izleyemiyorum. Çok kötü. O ben beğenmedim. O bir şeyde yani geçiyor ya, bir nehirde geçiyor. O filmi İlk savaş diyorsun. Dönemi atıya evlenmiş de karısına şey olmuş falan, esir alınmış. Kurtarmaya çalışıyor. Ama o diğerleri daha güzel. Bak o şeyde çekilenler, 70'lerde George Hilton'la falan çekilen devam filmleri var. Evet. Anthony Stephen'la, George evet. Eastman'la çekilen Django'lar var. Onlar güzel. Evet. Onlar bence izlenilebilir yani. Ya işte bak, şeyler de çok beğeniyorum ben. Juliana Cema'nın filmleri var biliyorsun. Juliana Cema filmleri. Şeyle beraber çektiği filmler de var. Livian Cliff'le beraber çektiği filmler var, de var. Evet. Onların içerisinde de yıldız filmler var. Var var tabii. Mesela Öfkeli Günler çok güzel bir filmdir. Şey var, Big Gun Down. Evet. O çok önemli. Livian Cliff'le evet. Thomas Milne'ın özellikle de bak söyleyeyim, Spaghetti Western'lerin en önemli bir diğer oyuncusu ise Thomas Milne'dir. Evet. Thomas Milne'ın çok önemli filmleri olduğu şeyde. Spaghetti Western'de mesela Gian Maria Volante ile oynadığı filmleri evet. var. Face evet. to Face var. Evet. Kendi başrolleri var. Run Man Run var. Evet. Şey var. Tepepe var. Evet. Onlar hep Thomas Milne'ın başrolünde olduğu spagettiler. Bir yeri gelmişken bak bir şey söyleyeyim. Mesela bizim Cüneyt Arkın da Western film vardı biliyorsun. O da İtalyan Türk ortak yapımı. Ya şimdi birebir Django'nun dönüşü filminin kopyası. Biliyorsun değil mi bunu? İki tane var bu arada. Şeyin? Cüneyt'in iki filmi var. İki tane kovboy var. Bir tane siyah beyaz, bir tane renkli. Bir tane o renkli olanlar. Küçük kovboydan bahsediyorum. O küçük kovboy şeyin bir tane de Billy Juliana Gemma'nın filminin, Ringo'nun dönüşü filminin birebir kopyası. Evet, evet. Aynısı yani. Aynısını almışlar, evet. yapmışlar. O film güzeldir, orijinali de güzeldir ama. Ben Cüneyt Arkın'ın yaptığı filmi de beğenmiştim. Biraz o da daha çünkü İtalyan yapımı o yüzden. İtalya ortak yapımı olduğu evet. için o yüzden iyi ya olmuş. Şimdi yani. O filmde İtalyan oyuncular da var. Var tabii. Ondan sonra Cüneyt Arkın'ın bazı filmlerinde o İyi Kötü Çirkin filminde oynayan karakterlerden bazı oynayanlar da var. O karakter oyuncuları, İtalyan sinemasının karakter oyuncuları. Mesela bu Grand Silence filminde, İyi Kötü Çirkin filminde oynayan, yani o Sergio Leone filminde, o dolar üçlemesinde, dolar ikilemesi diyelim ona, bir de işte İyi Kötü Çirkin, onda evet. oynayan bir karakter daha var. Burada şey rolünü oynuyor, ismini hatırlayamıyorum filmde ama. Hangi karakterdi o? Grand Silence filminde şeyi oynuyor. Tuko'nun kardeşi rolünde var ya, rahip. Luigi Pistilli. He, Luigi Pistilli mi o ismi? Evet. İsimleri çok iyi hatırlıyorsun. Ben o şey dolar düşlemesinin kadrosunu komple tanıdım. İsim olarak tabii. Süper ya. Aldo Samrel, Luigi Pistilli, Lorenzo Robledo, Mario Brega. Biz Rana ne yapmalıyız biliyor musun? Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? Sayın, bizim sayın yapmamız ya. Gereken bir belgesel. Bunu biz yapabiliriz ancak. Biz buradan çıkacağız, gideceğiz şeye, İspanya'ya. Almeria'ya. Tabii Almeria'ya gideceğiz. Orada bir belgesel çekeceğiz mekanlarda, orijinal mekanlarda kardeşim. Biz bunu bir gün yapacağız ikimiz. Yapmak gerekiyor. Aynen. Yani ben aklımda var yani bu. Peki şeye gelelim, Companeros filmi. Sen onun film hakkında bak, ne düşünüyorsun? Bak Grand Silence'ı bitirmedik ama daha. Grand Silence'ı bitirmedin mi? Tamam. Yok, onu bitirmedik ya ama. Onu bitiremedik ki daha. Bak, burada bir hükümete karşı bir isyan var filmde. Dikkat edersen. Sen izledin değil mi onu? Ben izledim onu. Hatta iki kere de izledim de filmin birçok sahnesini unutmuşum biliyor musun? Hiç aklımda Grand hiç yok. Silence evet, onu tekrar izlemem lazım. O yüzden film programın başında dedim ya, hani bu filme sen daha çok hakimsin, sen anlat diye. Ya şimdi insanın unutkanlığı normaldir. Evet. İnsan unutmazsa zaten aklını oynatır. Onu izlediğim zaman da herhalde 2003 falandı. 2004 o yıllarda izlemişim evet. yani. Unutacaksın ki izlediğin bir evet. filmi veya yaşadığın bir anıyı. Yani tekrar yaşadığında aynı keyfi alabilirsin. İzlediğinde mesela evet. filmi izlersin, unutursun. Ben işte 5 ama önce... mesela şey gibi değil. Yani dedik ya işte dolar üçlemesi. Evet. Yani dolar üçlemesi. Güncel onlar. Özellikle ikinci filmini yani herhalde 70 ya da 80 kere izledim diye. Evet, güncel onlar. Yani. O kadar şimdi, izledim ben o filmi. Yani. O kadar güncel olduğu için. Evet. Dedik ya biz bu kurnaz çok akıllı şakalık yapıyor. Güncel filmi yapmak istemiyor. Ne yapıyor? Kıyıda köşede kalmış. Seyircinin çok fark etmediği ama çok mükemmel... Kendisini de çok sevdiği. Mükemmel filmi alıyor, evet. birebir yapıyor evet. şey. Tarantino. Evet. Çünkü film gerçekten hani bu işe hakim adamlar, sinemaya veya western'e hakim adamlar o filmi çok üst taraflarda tutuyorlar. Diyorlar ki evet. ya bu film ilk 5 tane western saysak içindedir diyorlar. İçindedir, evet. Silence, kesinlikle. Sonunun şok edici sonuyla, anlattığı hikayeyle, cesurlukla, orada bir dediğimiz gibi...
zenci kadın karakteri var, ana karakter. Tabii canım, o dönemin çok önemli bir hareketi. İkincisi, mi? Orada bir anarşistlik var. Var. Bunlara, mesela o General Için Bir Kurşun filminden bahsettik ya. Mesela onlara Zapata Western diyorlar. Evet. Yani Viva Zapata mevzuları var. Tabii tabii, o filmin benzerleri yani. Hani. Ne? Çünkü oradan da aynen, Gian Maria Volonté'nin İsyan filmi. Film. Yani, aynen. Bir de kostümleri falan da çok benziyor. Meksika ile ilgili filmler çünkü onlar. O film... Mesela şey de öyle. Run Man Run. Evet. Face to Face. Onlar hep Thomas Milo'nun çektiği filmler. Evet. Onlar da öyle. Ben senin bahsettiğin Companeros filmini de beğeniyorum. O film süper. Ben sana söyleyeyim yani Companeros filmi bence dolar üşemesinden sonra benim en sevdiğim şey, filmim. Şey yani. Orada Frank Nero değişik bir karakter oynuyor. Tabii. Yani. Orada lakabı var, Penguin. Thomas Milon diyor ya, öyle giyiniyor yani. He, Penguin yani. Şey giyiniyor, artık ceket giyiniyor, işte, takım elbise falan giyiyor. Thomas Milon ilk gördüğü zaman diyor ya, Penguin diyor falan, lakap takıyor falan. O da güzel bir şey. Sen Thomas Milon'a dikkat ettin mi? Kostümün şey, hangi karaktere benziyor? Şimdi Thomas Milon hakkında o karakter... Yok, o filmdeki karakteri. Hangi karaktere benziyorsun? Che Guevara. ünlü Thomas Milon tabii, her filminde zaten. Taktığı şapka, saç modeli ve o sakalı var ya, kirli sakalı. Evet. Şöyle durduğu zaman bir pozu var onun. Aynı Che Guevara'nın aynısı. Şimdi o Frank Nero'nun Amerika'da da yaptığı filmler var mı? Frank Nero'nun var tabii. Var değil mi? Tabii onun oynadığı ninja filmleri bile var. Yani. Şey, B filmleri falan yapmışlar ama ciddi filmlerde de oynatmışlar onu. Ciddi filmlerde de var yani. Evet. Hatta şeyin Django filminde de, Tarantino'nun Django filminde de var o oynuyor. Vardı. Yani hani onun VHS döneminde olmuşlar. Meşhur bir filmi daha vardı, Top Line. Hatırlarsın belki. Evet evet. Şimdi... Wohin auch kommt. Überall. Ich hab hier noch einen aufzuladen. Helft mir mal, dann gebe ich einen doppelten Aussieg. Der hat überall Leichen. Leichen pflastern seinen Weg. Der Musik von Ennio Morricone. Ah, mich kannst du nicht anlügen. Sag's mir endlich, es würde mir leid tun um dich. In der Mühle hat er gesagt. Danke. Skinski. Und Jean-Louis Trintignant in Leichen pflastern seinen Weg. Görüntülerde adam Sergio Carcucci Grid Silence'da değil mi? Grid Silence'da filtreler kullanıyor. Yani işte karı daha fazla göstermek için, pusu daha fazla göstermek için, daha sahneyi etkileyici kılmak için. Etkileyici kılmak için yani görüntüyü daha kasvet verebilmek için. Evet. Dediğim gibi Grand Silence bir ödül avcısı aslında. Evet. Yani ödül avcısını avlayan ödül avcısı. Dedi ki avcının avcısı. Yani şimdi öyle bir karakter. Aslında kötü. Yani şeyde burada, de vardı bu. Dolar... Hepsi anti kahraman. Evet. O birkaç dolar için filminde de vardı ya adam. Evet. Hani kendisi de ödül avcısı ama şey, o çeteyi avlıyordu hani. Evet. Evet. Onlar da anti kahraman. Evet, İyi değiller yani. Ya zaten dolar üşlemesi komple anti kahraman. Orada evet. Biliyorsun hani hep kendi çıkarları uğruna savaşıyorlar. Evet. Hiçbir şey yok yani. Doğru söylüyorsun. Yani burada da şimdi ama Grand Silence'da bir farklı bir şey var. Kendi çıkarları uğruna savaşıyor ama filmin belli bir yerinden sonra işte diyorum ya, hikaye çok hızlı anlatılıyor. Kendi adına savaşmaktan vazgeçiyor. Birden evet. Değişiyor. Çünkü bir tane yaşlı kadının oğlunu öldürüyorlar. Oğlunu öldürünce o kadın geliyor onun yanına, diyor ki ben seni tanıyorum, oğlumu öldürdüler diyor. Bana diyor yardımcı olur musun falan diyor. Evet. Yani normalde o dönemde o işleri yapan insanlar acımasız olurlar ve o tarz şeylere çok da önem vermezler. Hemen kadına şey yapıyor, cevap veriyor. Hani konuşmayla değil de giriyor içeriye, adamı öldürüyor. Yani yönetmen bunu çok çabuk vermiş. Hani bir karakterin bir değişim süreci işlememiş karakterde. Bir değişim süreci işlememiş. Hani giriş, gelişme, sonuç vardır ya evet, hikayelerde. Evet. O sonuca daha hızlı gitmiş. Bu da hatalara neden olmuş bence. Ama tabii ki yani o şey konuşmanın başında bahsettiğimiz gibi şeyden kaynaklanıyor. Yani stüdyonun İnsanın zorlamasına, yapımcıların zorlamasına. Yani stüdyoların, yani ben aksiyon filmlerinde falan bunu çok duydum. Aksiyon filmlerini yapan, yani araştırıyor mu onlarla ilgili bilgileri? Yani stüdyoların çok büyük etkileri var. Çok büyük etkileri. Mesela Beverly Hills Cop filminde dedik ya, Stallone oynayacakmış da stüdyonun masraflarını karşılayamam demesi üzerine oradan ayrılıyor Stallone. Evet. Ya da işte Cyborg'un daha farklı bir film olarak çekileceği gibi, Terminator'ün ya da onun benzer başka klasiklerin hep stüdyoların, yapımcıların baskısıyla değişen filmler bunlar. Stallone şöyle çalışıyor.
ben diyor şu kadar ücret alırım. Bir çok müdahale ediyor. Yani müdahale ediyor. Evet. Ziyade bak, ben şu kadar ücret alırım diyor. Bir de diyor, filmin gelirinden pay alırım. Hem o var %10-15 ama stüdyonun karşı çıktığı... Evet. Bir de benim çoluğum çocuğum var diyor. Onlar da gelecek diyor, burada kalacak. Otel masrafları var bunu ya. Stüdyonun karşı çıktığı konu şu, senaryoya çok ek sahne koymuş. Çok ekstra masraflar dahil etmiş. Yani o ek sahnelere çok ekstra masraflar dahil olmuş. Beverly Hills Cop serisi için. Daha doğrusu birinci film için. Onları da karşılayamayız demişler ve o şekilde Stallone ayrılıyor. Ondan sonra işte Cannon'la şeyi çekiyor. Kobra filmini. Evet, Kobra filmi de güzeldi. Evet. Yani iyi ki de Kobra'yı çekmiş aslında. Türkiye'de çok geç gösterime girdi o. Evet. Altyazılı girdi gösterime. Türkçe dublajında da Güner Ümit vardır onun. Ki sinema dublajında aslında Levent Dönmez var bence. Sinema dublajı yok. Sinema dublajı. O zaman VHS'de iki defa mı dublaj yapıldı? Şöyle bir durumu var ama. Sinemaya altyazılı girdi. Bunu çok iyi biliyorum. Tamam. Altyazılı girdi gösterime. Birincisi bu. İkincisi, sinemada gösterime girmeden önce o Türkiye'ye geç geldiği için filmler. Hani ambargo, ambargo falan olaylar olduğu için. Korsan video kaseti geldi Türkiye'ye. Yani o dublaj onun o zaman. Ya o işte o korsan kasede yapılmış bir dublaj. Levent Dönmez. Evet. Daha sonra Warner Bros. Kendi orijinal kaset olarak çıkarttığında da Güner Ümit konuştu. Güner Ümit'e konuşturdular. Bence TRT'de aynı dublaj oynattı onu. Güner Ümit'le oynattı yine onu. Hayır, Güner Ümit'le oynatmadı. Kimdi TRT dublajı? Esen Güner. Öyle miydi? Yani o dönem bir şey oldu. Ne olduysa hep onu Sezai Aydın konuşurdu TRT'de. Birden iki filmde Esen Günay konuştu. Onun en güzel dublajı Show TV'nin Sezai Aydın'la yapmış olduğu dublaj. Show TV'deki dublajda Sezai Aydın var. Şeyde Kobra'da, evet. Tabii, tabii. O Kanal D'de de Sezai Aydın konuştu. O farklı ama. Yani Sezai Aydın o filmi 3 kere seslendirdi diye biliyorum. Evet. Bir tane Show TV'nin ilk, ondan sonra başka bir kanalda da yaptı, onu bilmiyorum. Bir de şeyin var, 2000'lerden sonra çektiği bir, yaptığı bir dublaj daha var Kobra filmi için. O da Sezai Aydın. Artık dublaj bıraktı galiba. Keşke şöyle bir şey olsa, biliyor musun? Hani Rocky 4'ün yeni versiyonu çıkıyor biliyorsun, yönetmen versiyonu. Yönetmen kurgusu çıkıyor, keşke onu da yapsa. Keşke yönetmen kurgusuna dublaj yaptırsalar da, gösterime çıkarsalar, özel bir gösterim yapsalar Türkiye'de de. Vallahi ne güzel olurdu da. Ama... Ama yok, bence öyle bir şey yok. Hani talep yok. Talep olsa zaten gönderirler. Onlar niye göndermesinler? Ya şimdi para gelecek şeyden esirgemez bu insanlar. Şey yap, bak, bu Terminator 2'nin 25. yıl özel gösterimi yapıldı 2017'de. Ya prestij ona gitti ama bak, ona çok insanlar gittiler ama. Giderler abi. Rocky 4'e de ben 3 kere gittim yani. Bak Rocky 4'e de giderler. Giderler. Prestij İngiltere'de gösterim. Hatta rekor yani, kırdı o. İngiltere'de en çok izleyici toplayan yani filmdi. Onu 25. yıl özel gösterimi. İstanbul'da ve İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da hani büyük şehirlerde soksan gösterim. Evet. Yani prestij gösterimi veya sadece İstanbul'da soksan. Yani o dublaja yaptıracağın tarihi çıkartır. Sadece İstanbul'da girdi zaten. Yani. Uçak hani Terminatör'de gibi çıkartırsın yani. Ben giderim, sen gidersin, tabii, tabii, giderim. İlgililer gider yani ama gidiyorlar, çok gidiyorlar sadece. Giderler yani çünkü özel yönetmen kurulusu olduğu için filmin 40 dakikalık değişmiş hatta versiyonu çıkıyor. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim, salonda Karayip Korsanları'ndan daha çok seyircisi vardı. Şey. Terminatör 2'nin 25. yıl özel gösterimi var ya, aynı film olmasına rağmen. Yani bak ben sana... Yeri gelmişken söyleyeyim, ben Star Wars'ı, Star Wars'ın o yeni versiyonunu, mesela yeni versiyonu dediğim de yine Lucas'ın yaptığı ikinci üçleme var ya. Evet. Ama mesela 3 kişi sinemada izlediğimi bilirim. Ya öyle, Terminator 5 vardı 2015 yapımı. Ben tek izleyiciydim diye salon açılmadı. Silence olayı bu kardeşim. Yani evet. Bir Western klişelerini yıkan bir film. Evet. Kahraman olayını tamamen yıkan bir film özellikle. Hı-hı. Hatta ne geçmişte ne de günümüzde bile öyle bir şey yapabilecek cesaretli bir yönetmen yok. Zannetmiyorum yani. Yapamam. Evet. Yani düşünsene Rambo gidiyor bir yerde oraları buraları şey yaparken birden kötü adamlar tarafından filmin sonunda öldürülüyor. Yok tabii. Hangi yapımcı buna evet? Yok yok hayır. Bu yönetmenin bu ne ya? Yönetmenin cesareti aslında, öyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var, tamam mı? Hani yaparsın da bir de seyirciyi inandırman lazım. Hani seyirci demesi lazım ki hani o orada Rambo öldüğünde veya ne bileyim işte başka bir karakter öldüğünde aa güzel öldü ya. Aynen. Değil mi? İyi öldü ya. Hani bak bunu Jack Snyder mesela Superman filminde yaptı. Ama
İnsanlar biliyordu ki ya Superman ölmez abi. Yok, mutlaka tabii. Bir canan. Hani bir işaret verdi tabut. Ya onlar süper kahraman hani. Ya. Canlandırma şeyi kolaydır ama yani böyle bir western karakterinde canlandırmak yani, olmaz yani. Orada şeyi yapıyor bak yani böyle bir cesaret o dönemde bir de ya 68 yapamadık. Yani tabii. Onu ben Türkiye'de gösterime girdiği afişini de gördüm. Büyük sessiz büyük sessizlik diye gösterime giriyor. Aslında orijinal ismi de aynı. Büyük sessizlik. Great Silence. Evet. Büyük sessizlik ama neden öyle söylediler onu? Yani öyle bir bak film ismi de cesaretli bir isim. Biliyor musun? Çok yani, western ismine de benzemiyor dikkat edersen. Tabii. Evet. Yani büyük sessiz de diyebilirlerdi. Büyük sessiz deselerdi filmi hafife almış olur. Sessiz adam da diyebilirler. Sessiz silahşör. Üstünü Türkçe'ye çevirirken çok farklı farklı çeviriyorlar zaten biliyorsun. Sessiz. Türkiye'de o nasıl işte onu diyecektim ya ağzımdan aldın lafı. Türkiye'de onu nasıl intikam sessiz. Büyük sessiz veya sessiz silahşör diye gösterme sokmalar. İntikam, sessiz intikam diye böyle saçma bir isim sokmalar. Büyük sessiz. Afişi gördüm ya. Evet. Büyük sessizlik. Büyük sessizlik. O orijinal çevirmiş. Onu o dönem kim çevirmişse orijinal çevirmiş yani. Orijinal çevirmiş de. Evet. Film bir çığırdır. Bunu mutlaka izlemeleri gerekir. Kesinlikle buradan öneriyoruz. Şimdi Compañeros filmine gelince. Çok önemli film bu abi. Ya önemli bir film ama. Evet. Şimdi benim hoşlanmadığım olaylar var böyle western filmlerinde. Tamam. Neydi mesela? O spagetti western filmlerinde. O örgülerini böyle çok hızlı 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 hareket ettirmeleri. Tamam mı? O filmde olaylar çok hızlı hızlı hareket ediyor. Evet. Belki de o yüzden seviyorumdur. Ben çok böyle durgun duran filmleri sevmem ya. Ya işte hızlı hızlı, konuyu hızlı hızlı anlatıyor, hızlı hızlı hareketler yapıyor. Aaa diye adamların gülmeleri falan böyle. Frank Underwood'un evet. Ha 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 diye gülmeleri falan. O şey var ya, orada kötü adam var. Beni ciddiyetten uzaklaştırıyor. Filmi yani ciddi bağlanmaktan uzaklaştırıyor. Kötü adam var. Thomas Millen tarafından öldürülüyor ya. Thomas bir sahne var. Thomas Millen onun ayakkabısını boyuyor. Yalakalık yapıyor falan adama. Evet. O komutan. Sonra birden şey yapıyor, Thomas Milano'na tekme mi atıyor, tokat mı atıyor ne falan, o da kılıcı çekip aynen saplıyor. Çok sürpriz bir şey bu hani. Yani he. Yani hepsi 2 saniye içinde gelişiyor. Onlar 2 saniye, 3 saniye içinde. Bunu anlatmak istiyorum. Adam ayakkabısını boyuyor, aynen öldürüyor yani. Yani böyle hızlı 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 falan. Yani amaç ne, proje ne? Yani şimdi mesela Instagram'da bir reklam hazırlıyorsun diyelim ki yani işte bir şey tanıtmak için. Evet. O reklama belki 2 saat çekersin, belki 3 saat çekersin, belki 5 saat çekersin de onu kısaltırsın. Evet. Tamam mı? İşte 1 dakikaya düşürmen gerekiyor. O reklam çünkü sinema filmi değil. Yani he, belki 30 saniye, belki... Ne anlatmak istiyorum burada? Bir de onu hızlandırırsın, birçok olayı böyle şey 1 dakikada anlatsın diye. Mesela aslında evet. O belki 1,5 dakikadır ama onu birazcık hızlandırırsın. Sanki öyle bir şey yapmışlar filme. Evet, o öyle. Bir de filmde şey var. Müziklerini yine Ennio Morricone yapıyor biliyorsun. Tabii şeyin dolar bak burada şu iyi konuya parmak bastın. Grand Silence filminin müzikleri de evet o da Ennio Morricone tarafından yapılıyor ve onun müziği iyi kötü çirkin kadar meşhurdur. Evet. Bir alt gibi yani. Tabii o daha meşhurdur. Slow, onun, ağır bir müzik yapmış. Onun kadar meşhurdur orada. O müziklerde. Companeros'ta bir de ünlü bir model de var. O 70'li yıllar 80'li yılların bir top modeli Iris Berben. Ona kadın karakterde oynuyor. Hı-hı. Öyle bir yönü de var ve filmin tam ismi Vamos a matar compañeros. Evet. Yani ölümüne kadar yoldaşız diyor. Sonradan ikinci ismi de yoldaşlar. Gerçi jenerikte yoldaşlar yazar. Evet. Compañeros yani o İspanyolca. Türkiye'de gösterime girmiş mi? Mutlaka girmiş. Onu bilmiyorum ama VHS'de basılmış. Thomas Milan filmleri mutlaka girmiştir. VHS olarak basıldığını biliyorum. Çünkü dublajı var onun. VHS dublajı var. Teksin ben sinemalarda oynadığını hatırlıyorum. Afişlerini falan hatırlıyorum. Tabii çok çocuktum. O yakın dönem çünkü 85 falan. Açık hava sinemasında gösterildiğini biliyorum yani. Yetişmişsindir o dönem mesela. Tabii. Ya yetişme değil ufaktım da. Tamam ya hatırlıyorsun ya. Çoğun. Hatırlıyorum afişte yani. Bayağı ilgi gördüğünü de biliyorum yani. Evet. Ya çizgi roman uyarlaması. O dönem çizgi roman uyarlamalarına ben insanlar ilgi duyuyordu yani. Ben o filmi beğeniyorum. Açık konuşmak gerekirse. Yani Batman'de hani şöyle söyleyeyim. Juliana Gemma'nın en beğendiğim filmi o diyebilirim ben. Tekst diyebilirim. Evet. En beğendiğim filmi tekleyebilirim. Bazı yerlerde ucuzluklar var. Bazı set ucuzlukları var. Yani. Bak bu mesela set ucuzluğunu Grand Silence filminde hissetmiyorsun. O da belli yani düşük bütçe filmi ama film sana... Ya o film şöyle bir şey bak Grand Silence onu izlediğin zaman ben hep böyle büyük prodüksiyon gibi düşünüyordum. Yüksek bütçeli gibi. Yani öyle düşük bütçeli görünmüyor o film. Evet, evet. Onu demek istedim. Yani o, niye, o neyden kaynaklı biliyor musun? O gene yönetmen ve görüntü yönetmeni. Evet. Her ikisinin yapmış olduğu bir etkidir o. Yani bu... Yani. Bu adamların sinema yapmayı çok iyi bildiğini gösteriyor. Evet. Değil mi? Evet tabii. Mesela bak aynı etkiyi... Bak buradan ne çıkıyor? Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Yeşilçam hep söyler ya biz imkansızlıklardan bunları çektik. Evet. İmkansızlık falan diye bir şey yok. Yetenekle alakalı bence. Yetenekle alakalı. Çünkü sana o 90 dakikalık negatif verilmişse, kameran varsa, o sahneyi çekebiliyorsan onu daha iyi çekebilirdin mesela. Sergio Carpucci. O onunla ilgilidir. Sergio Carpucci'nin ilk kendini bir de çeken çekmiş film. Django değil mi? Tabii. Bu Django'da ucuzluk var.
Django'da ucuzluk var set tabii. Var tamam tabii. Bilmem ne falan onu ama sen mesela ama... Grand Silence'la karşılaştırsana bir onu. Bak Grand Silence'la karşılaştığın zaman Grand Silence çok büyük bütçeli bir filmmiş gibi yüksek bütçeli gibi görünüyor aynen. Ama Django'ya baktığın zaman hani karakterlerde taçozluk var onu görüyorsun var. Yani mekanlarda ben bir taçozluk var. Ben şöyle de düşünüyorum. Bazı yani, mekanlarda uyumsuzluk Sergio da var. Sergio Corbucci bence yeteneğini geliştiren bir adam. Evet. Zaman ilerledikçe bak Sergio Leone'de de bu var. Bak şimdi evet. Hani bir avuç dolarda bütçe kısıtlıydı. Düşüktü evet. Falan dedik ya. Evet. Hani ikide daha bütçe arttı falan filan evet. Ama yeteneği de ona göre artmış adamın. Evet. Mesela dikkat edersin bir zamanlar Batı'da artık zirveye şimdi, çıkmış yani o filmde. Bak yeri gelmişken şöyle şunu da söyleyelim. Sergio Leone'nin sinemadan uzaklaşmasını sağlayan film Bir Zamanlar Amerika filmi. Son film. Bir Zamanlar Amerika filmi son filmi iflas ediyor ya. Tabii ya. Bak o dönem. Yapımcılar çıldırıyor. Bu ne kötü film ya böyle diyor. Gösterime sokmuyorlar uzun zaman filmi. Evet. Yani şöyle kurgu olsun, böyle kurgu olsun, şuna bir daha gir. O diyor yok ben bunu kurgulamam. Bu yaptığım gibi olacak diyor. Evet. Çekiş bir arabını kestirmem. Çok büyük mücadeleler veriyor. Böyle bir mahkemeye gidebiliriz falan diyorlar. Hı hı. Birbirleriyle. Diyor eğer filmi kısaltırsanız diyor ismimi çekerim diyor. Falan. Evet. Fakat sonunda bir şekilde anlaşıyorlar. Ama bugün başyapıt olarak kabul ediliyor. Başyapıt tabii ya. Yani ben çok cesaretle bir şey söyleyeceğim. Baba filmini çok fazla övüyorlar. Evet. Evet. Güzel bir film. Tabii. Şahane bir film. Hı hı. Ama yine ben iddia ediyorum 100 kişiyi toplayalım bir araya. 100 evet. Kişi ona aynı 100 kişiye baba filmini izletelim aynı 100 kişiye Bir Zamanlar Amerika'yı izletelim. Bir Zamanlar Amerika daha ağır basacaktır bence. Tabii kesinlikle Bir Zamanlar Amerika'nın çok büyük toplar var orada. Marlon Brando var, Al Pacino var, James Caan var. James Caan var, Robert Duvall var, Bardo var. Bir sürü önemli isim var ve var. Film de çok büyük bir çok bütçeyle büyük, çekilen. Çok büyük ihtişamlı setlerde çekilmiş. Evet. Okey. Tamam. Sorun yok. Aynen. Mükemmel bir anlatım var. Hı-hı. Sorun yok. Hı-hı. Ama ondaki dram la Bir Zamanlar Amerika'daki dram karşılaştığı zaman Bir Zamanlar Amerika'da anlatılan dram yani hikaye daha güçlü. Daha güçlü tabii tabii. Hem daha keskin ve daha, daha keskin tabii. Ve daha güçlü. Tabii. Yani kesintisiz bir şey anlatıyor. Kesintisiz evet. Anlattığı şey. Evet. Mesela Sergio Leone'nin bu olayları meşhurdur. Mesela Bir Zamanlar Batı'da filminde ilk sahnelerinde daha birçok sahnede vardır da bu ilk sahnelerinde özellikle o trenin geliş sesi, ne bileyim adamların orada beklerken o sineğin vızıltısı, tahtanın evet. Gıcırtaması. Evet. Seyirciye hep rahatsızlık vermek ve olayın içerisine çekmek. Yani seyirciye gerilim veriyor. Ayıp tutuyor adamı. Ayıp tutuyor, yani. Gerilim veriyor. Filmden kopmasını engelliyor. Kopmasını engelliyor. Onlar hep bilinçli ve mesela, uyarık şekilde yaptığı şeyler oluyor. Francis Ford Coppola bunu Babada da yapıyor bak. Mesela o bir yerinde yapıyor onu. Özellikle o sahne çok önemli. Zaten her tarafında yapmıyor onu ama bir yerde yapıyor onu. O yaptığı yerde neresidir? Al Pacino'nun o polis müdürünü ve o Türk dedikleri adamı vurma sahnesi, evet, restoran evet, sahnesi. Evet, evet. Orada dikkat edersen dışarıdan bir tren geçer. Bir ses yükselir alt fondaki o ses yükselir. O neye benziyor biliyor musun? Dikkat et bak olay olacak diyor ha seyirci. Bir olay yaşanacak dikkatli ol. Evet. Uyanık dikkat, uyanık. Dikkat toplamak için o. Bak, o sahne film okullarında ders olarak gösterilmeli bence. Evet. Burada yönetmen nasıl seyirciyi çekiyor filmin içerisinde? Dikkatini topluyor tabii. Tabii dikkatini topluyor. Bak bunun ustası Sergio Leone. Ya işte yönetmen, yani adı üstünde yönetmen ya. Yani. Yönetiyor yani. Bunun o tam yönetiyor adamı. Sergio Leone. Yani ustası. Filmi yönetmiş ama seyirciyi de yönetiyor aynı zamanda. Bunu Sergio Leone iyi kötü çirkinde de yapıyor. Tabii. En belirgin yaptığı yerse Bir Zamanlar Batı'da. Mesela sadece o filmin başındaki sahnede değil. Dikkat edersen McBean çiftliğine geldiklerinde o McBean ailesi daha canlıyken telefonda evet. Onları öldürüyor biliyorsun. Spoiler veriyoruz ama artık bu işin spoiler yok. Spoiler mı kaldı ya Bir Zamanlar Batı diye artık herkes izlemiştir ya. Orada o kuş seslerine dikkat eder misin? Birden hani böyle kuş sesleri kesiliyor. Evet. Bir sessizlik oluşuyor. Bir sessizlik orada. Oluşuyor. Toplama, yine dikkat toplama tekniği var. Bir şey olacak. Evet. Bak, dikkat et diyor bir şey olacak seyirciye yine. Evet, değil mi? Tabii ki. Seyirciyi oraya çekiyor, dikkatini çekiyor. Hı hı. Şimdi AVM'lerde hep biz bahsediyoruz ya artık sinemaya gitmeyi sevmiyoruz biz. Ben artık sinemada film izlemeyi çok sevdiğim halde sinemaya gitmeyi sevmiyorum artık. AVM'lerde film hiç izlenmiyor artık. Hiçbir sinemada tabii. İzlenmiyor. Evet. Çünkü bir dangalak grubu şeyi, grubu türemiş artık. Mutlaka o grup gelir arkana oturur. Mutlaka arkaya oturur. Mutlaka, cep telefonuyla oynar. Ya da önünde oturur. Evdeki telefon... hikayesini anlatır, arkadaşlarıyla hikayesini anlatır. Lan burası kafeterya mı? Sinema, evet. Dangalak. Ya ben bunu bir ara şöyle bir şey söyledim. Adamlar şey dedi bana hani sen çok yasakçı mı düşünüyorsun bilmem ne falan gibi ezbere kelimeler kullanır araya.
Ya dedim bence sinema salonuna girerken cep telefonunun kapatmaları zorunlu olması lazım. Ya da uçak moduna alınması gerekiyor. Tabii ki sen bak. Yani çok saçma bir şey. Zorunlu sen olması lazım. Ön koltukta oturan adam telefonla oynuyorsa senin gözünü alıyor bir kere o adam. Bir kere adam ya telefonla oynama oynuyor. Telefonla oynuyor Instagram, Instagram şey veriyor. Evet. Fotoğraflar çekiyor filmden. Ne bileyim arkanda senin adam kendi ailesinin hikayesi. Bir de telefon geliyor adam telefonla konuşuyor. Ya saçma sapan adamlar ya 24 saat adam telefonla oynuyor. Sinemaya geliyor sinemada da fotoğraf çekiyor. Telefonla şimdi oynuyor ya da sohbete başlıyor arkada 50 ya. Lira vereceğim sinemaya gireceğim. Evet. Zıvır zıvır alacağım 100 liraya patlayacak bu. Bir de o dangala salak salak konuşmalarını dinleyeceğim. Festivallerde dedim bir ya. Bir de arkadan dürtmeleri falan. Aynen festivallerde bu yaşlanmıyor. Oraya bir sinema hassasiyeti olan adamlar geliyor. Adamı dürtmeyeyim kavga mı edeyim ya? Yok ya. Ya ben dedim ya AVM'lerde imkansız filmi zaten. Sinema yani artık evet. Evdeki konfora taşındı sinema. Hı-hı. Bence artık. Yani bu sadece bizim düşüncemiz değil biliyor musun? Birçok kişiden duydum yani. Yani artık sinemaya duydum, gitmekten tabii. Artık soğudum diyor. Yani ya sen sinemalar, ben bunu düşünüyorsak. Sinemalar liseli ortaokullu çocuklara kaldı. Eğlence yeri ya. Eğlence o yüzden onlar gidiyor. Tabii. Onlar gittiği için de onlar da neyden hoşlanıyor? Böyle Marvel'in böyle pornoları diyeyim evet. Yani böyle bam gün. Dövüş koreografisi olmayan filmler öyle diyor. Dövüş koreografileri var filmlerin ama yok, yani sadece vurmalı patlama konu sağlam hiç değil şey yani. Değil. İnsan izlerken bak, şey Marvel filmlerinin içerisinde sadece ve sadece Endgame'in konusunun sağlam olduğunu düşünüyorum ben. Diğerlerinin yani ya konuya bir şey demiyorum. Ben konuya değinmiyorum, şey yapmıyorum. Bu Thor filmlerinde hiç konu yok. Ama saçmalık. Ama ben şeye karşıyım ya. Yani hiç çok rahatsız oldum o dövüş sahnesi. Hani yemeğe biber atarsın, kekik atarsın, bilmem ne atarsın ya. Evet. Yani konu o. Marvel filmlerinde konu o. Hı-hı. Yani konu azıcık var. Evet. Azıcık bir şey var. Tamam mı? Gerisini baharat ya okuyorum. Geniş bir şey anlatmıyor yani. Yok. Anladın mı? Geniş bir şey anlatmıyor. Ama o Endgame'i beğendim biraz. Bugüne yani. bugüne kadar çıkmış olan Marvel filmlerinde 3'ü 5'i geçmez beğendim yani. Yani 5 bile yok. 3 tane vardı. DC filmleri biraz daha ciddi. Yani çizgi romanda sağlam. Bak şöyle bir şey. Mesela ben çizgi roman koleksiyonu yapıyorum biliyorsun. Evet. Çizgi romanda Marvel'i severim. Sinemada DC'yi seviyorum. Şimdi DC evet. Filmleri biraz daha ciddi derken şimdi Wonder Woman facialarını da yok atlamayalım. Onlar facia. Bence birinci bölüm de facia. İkinci bölüm de facia. Şimdi bir de facia olduğu halde 3. bölümü yapacaklarmış. Lan ne yapmaya çalışıyorsunuz? DC filmlerini de kurtaran Batman serisidir. Eskiden beri yani. Hani ya Tim Burton'dan işte, bu yana. Evet yani evet. Daha çok Batman filmi yapıyorlar onlar. Doğru evet. Söylüyorsun. Ama ben Zack Snyder'ın yaptığı filmleri de çok beğendim. Açık konuşmak gerekirse. Ben Tim Burton'cıyım biliyorsun. Evet. Şimdi bir dahaki konuşmamızda ben şöyle bir şey diyorum. Hiç burada girmeden. Amerikan Westernleri üzerine konuşalım. Ne diyorsun? Evet güzel olur tabii. Amerikan Western. Çünkü bu konuyu hiç Amerikan Westernlerini yani karıştırmayalım. John çünkü Wayne, Gregory Peck, evet. Gary Cooper, Randolph Scott. Evet. Başka Steve McQueen. Steve McQueen. Steve McQueen'in de çok sağlam bir Western filmi var bence yani. O da hani şeyden bahsetmiyorum. Muhteşem Yedili'nin dışında. Yok Nevada Smith falan var ya. Nevada Smith beni çok sarmıyor ama yani Tom Horn sarıyor. Evet Western filmi ama Tom Horn daha ciddi bir Western bence. Yani bence Steve McQueen'in en iyi Western filmi Tom Horn. Tom Horn. Öyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Yani ben Muhteşem Yedili olarak kabul ediyorum kendim için yani. Yani bu konuyu şimdi burada şey yapmayalım bence. Evet, çünkü konuşulacak şey var. Anlatmıyorum. Seyircilerin heyecanı da karşılıyor. Daha bu Sandus Kit ve Butch Cassidy var. Sonsuz Ölüm. Yani Spaghetti Western'i şimdilik bu şekilde noktaladık. İleride başka bölümlerimiz de olacaktır Spaghetti Western'le ilgili. Hatta Companeros ve buna benzer filmler üzerine de konuşuruz. Tabii tabii. Çok önemli bir örnek daha var. Ben onunla ilgili bir video yaptım, yayınladım birkaç hafta önce. Evet. Three Balls for a Long Gun. Bu da iyi kötü çirkin filminin bir remake'i gibi bir şey. Şimdi bu filmi de buradan tekrar biz öneriyorum. Biz burada bugün daha çok şeyin üzerine konuştuk. Grand Silence filminin üzerine konuştuk. Aynen. Büyük Sessizlik. Great Silence ve Spaghetti Western'in evet. Diğer örneklerini verdik. Yani ama en çok konuştuğumuz konu bugün Great Silence. Çünkü gerçekten değerli çok bir önemli bir Western. Evet. Tabii. Yani bak ilk 10 da demiyorum, ilk 5, bütün dünyada yani böyle bu kabul ediyor. İlk 5'in içerisine girecek, evet. Girecek bir film. Kesinlikle. Yani giren bir film, girecek demiyorum. Girmiştir yani. Tabii ki. Giren bir film yani. O kadar kaliteli bir film. Evet. Yani şok edici finali bugün bile yapılabilecek cesareti kimse ileride de eminim ki birçok filme de örnek olacaktır. Daha da ilham olacaktır başka filmlere evet. De. Ben hala o filmin yeni bir versiyonun çok iyi iş yapabileceğini düşünüyorum. Çekilebilir. Yani sağlam bir yönetmenle o film yeni bir versiyonla tekrar çekilebilir yani. Evet. Mesela bazı filmler çekilemedi işte Ben-Hur ya da Oz Büyücüsü. Kendini rezil edersin. Çünkü yani. Onların yeni versiyonları çekilemez. Mesela İlk Kan çekilemez ama şey çekilir. Yani Great Silence'ın yeni bir daha sağlam bir formatı. Daha sağlam bir versiyon çekilebilir yani. Bir zamanlar Batı'da veya bir zamanlar Amerika veya iyi kötü çirkinin yeni versiyonunu yapacağım dese
Kendini rezil eder. İmkansız. Ben Hür'ü denediler zaten, olmadı. Ya o olmadı. Bir hafta bile kalmadı gösterimde, direkt DVD'ye gönderdiler. DVD'de de satılmıyordu. Satılmaz abi. Yok. Yani sen deli misin ya? Ya Ben Hür'ü nasıl çekersin? Tabii ya da Wizard of the Oz var ya, Oz büyücüsü, onu nasıl çekersin arkadaş? Gereği yok. Yok. Gereği yok. Yani mesela Rambo yapmak istiyor şey, biliyorsun. Tarantino. Bence ya. Reklam yapıyor onu. Evet. Tamam mı? Yaparsa da mesela işte Stallone'un yaptığını yapmaz. Hı-hı. İlk kitaba sadık kalan o deli halini yapar falan. Yapar da farklı bir film olur. Ha, yani. Farklı bir film olur. Rambo olur. Rambo'nun havasını alırım diye olmaz. O filme girmesin bu sorunlar. Yani o Rambo'yu... Farklı bir filmi izleyeceğim diye gidersen zevk alırsın o filmi. Ya şimdi yapımcılar reklam olsun diye First Blood kitabının orijinal uyarlaması yok bilmem ne zang zoom falan yaparlar ama yaparlar, tamam evet. mı? Afişi de süslerler. Yani şimdi evet. ben orada o Rambo filminde babam oynasa ben aynı kaliteyi yok, veremem tabii. Açık konuşayım. Tabii tabii. Arnold Schwarzenegger oynasa yine olmaz. Olmaz. Yani. Ben öyle bir şey de söylüyorsam olmaz demek ki. Kardeşim yani o Rambo Stallone'dur bitti. Tabii ya. Bitti. Hatta Stallone bir şey planlıyor. Rambo'nun gençlik yıllarını falan yapmayı planlıyor. Rocky'nin gençlik yıllarını o yapmayı Baker planlıyor. Dönemini çeker. Ona bile ben bak. Yani şey bakıyorum yani böyle bir acabalı bakıyorum. Çünkü oynayan oyuncu o mimikleri, o hareketleri yani o Stallone'un yaptığı şeyleri verebilecek mi? Yok veremez. Yani karakter değişir kardeşim. Tabii. Karakter olmaz değişir yani, ya. Sarmaz adamı yani. Kesinlikle olmaz. Seyirci yani sadık seyirci bunu kabul etmez. Bak burada açıkça söylüyorum. Son yapılan Star Wars serisini seyirci kabul etmedi ya. Yok. Etmedi yani. Ya. Bu külliyattan ayrı dedi artık. Kesinlikle. Son 3 filmi olmadı Star Wars'ın yani. Olmadı yani. Saçmaladılar tabii, adamlar tabii, ya. Tabii, hiç olmadı. Önce sen ilk seride bir şeyden bahsediyorsun. Hı-hı. Diyorsun ki güç, bu force önemli ailelerde olur, önemli kişilerde olur, seçkin kişilerde olur. Evet. Sonra bu seride de diyorsun ki force herkeste olabilir abi. Herkeste var bu force. Herkeste olabilir. Hatta orada herkeste olabilir diye çocuk süpürgeyi ya bırak bu işi. Sen yani başta anlattığın şeye saygı duymuyorsun. Game of Thrones'un da son sezonunda da aynı benzer bir şey yaptılar. Yani. Bir sürü yorumcu çıktı Game of Thrones hakkında. İşte şöyleydi, böyleydi, abi şunu keşfettim, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Şimdi ben o zaman o yorumcuların falan çoğunu dinledim. Dinlerken diyordum ki, ya bu adamlar kitapla aynı sonu yapmayacaklar bence. Farklı anlatacaklar. Kafamda düşünüyordum yani. Evet. Tamam mı? Kendilerine göre bir son yaptı ama... Yani geçmişte anlattıklarının tam tersini yaptılar ya. Değil son mi? Sezonda. Tam tersini yaptılar. Evet. Büyük ihtimalle de yazar o geçmişte anlatılara bağlı olan bir şey yapacak. Evet, başka ne yapacak zaten? Tabii. Farklı bir şey yapacak yani. Kesinlikle. Ona bağlı olarak. Ne yapalım? Kapatalım artık. Yani bu bölümde de Spaghetti Western filmleri üzerine konuştuk. Sevgili dostum Kaan Ayhan'la beraber önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler. Hoşça kalın.